ve çelişkilerle konuşuyorum. Korktuğun bir şey var ki kaçıyorsun. Bir parlak sonuç verdi. Gözün aydınlandı. Benim oradaki muhabirlerimin can güvenliği size emanet. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz hanımlar, beyler? Efendim hoş geldiniz. Show TV'ye hoş geldiniz. Programınıza ayrıca hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Ekran başındaki çok değerli Vazgeçme izleyicileri. Bugün günlerden çarşamba, karşınızdayız. Arkadaşlarla da konuştuk. O kadar hızlı geçti ki bu yıl. Bize öyle geldi. Bilmiyorum size nasıl geldi. Ekran başındaki çok, ya da bahar çok erken geldiği için, kışı yaşayamadığımız için böyle oldu bilmiyorum ama çok hızlı geçti gerçekten. Hemen programa başlayacağım. Ama öte yandan arkadaşlarım telefon numaralarını sizlerle paylaşıyorlar. Bize hangi konuda yardım istiyorsanız o konuda bizi arayabilirsiniz. Öte yandan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Instagram adresiniz var biliyorsunuz. Orada buton var. Butona basarak başvurabilirsiniz. Bu arada kulağıma sevgili Pınar şunu söyledi, direktörümüz. Kaç olmuşuz Pınar'cığım? 529 bin. Ay hepsi gerçek izleyici, Vazgeçme izleyicisi. Sevgili Instagram takipçilerine de çok çok teşekkür ediyorum. Çok aktif bir şekilde de kullanıyorsunuz. Ekranı da izliyorsunuz. Böyle interaktif bir yayın yapıyoruz beraber sizlerle birlikte. Çok teşekkür ediyorum hem ekran başındaki Vazgeçme izleyicilerine hem de sevgili takipçilerimize, sevgilerimizi, selamlarımızı ve kocaman alkışlarımızı gönderelim mi? Sağ olun. Güzel vallahi. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Şimdi hemen programımızca başlamak istiyorum. Ekibim hazır, herkes hazır, bizler de hazırız. Sevgili avukatımız Tunca Toker de hazır. Hızlıca başlayacağız. Bu arada Şükür'le ilgili, Şükür cinayetiyle ilgili bazı bir görüşme trafiği var. Birazdan ilerleyen dakikalarda ne olduğunu açıklayacağım. Ben de oradan bir haber bekliyorum. Birazdan ne olduğunu açıklayacağım sizlere. Mersin'le Dilara ile başlayacağız. Biliyorsunuz Mersin'le Dilara 18 yaşına basar basmaz. Abisi Muhammed'den, babasından, ailesinden şiddet gördüğünü iddia ediyor. Ama maalesef kızımız buraya geldikten sonra birçok farklı şeylerde doğru konuşmadı. Yani ben bir kız çocuğuna yalan söylüyor demek çok hoşuma gitmiyor. Doğru konuşmadı diyelim. Sonra pes ettim. Tamam, gerçekleri söyleyeceğim dedi. Konuştuk. Dün dışarıda da bir görüşme gerçekleştirdik. Bugün bütün gerçekler olduğu gibi ortaya çıkacak. Yani gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Burada Dilara'da biraz hızlı oldu. Ne güzel. İnşallah diğerlerinde de öyle olur. Dilara'nın annesi ve abisini öncelikle çağırayım. Önce onlar gelsin. Anne oğul bir gelsin. Seyhan'la Muhammed bir gelsinler lütfen öncelikle. Gel Muhammed. Oraya geldin. Herkes sende bir Mahsun Kırmızı Gül havası görüyor, seziyor. Benzetiyorlar mı Mahsun'a seni? Abi. Vallahi bir Mahsun Kırmızı Gül havası var sende. Nasılsın, iyi misin Seyhan? İyidir Batu, sağ ol. Sağ ol, tatlım. Allah senden de razı olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol. Şimdi ben hemen uzatmadan kızını ve kızının beraber kaçtığı Bursa'da kızını bulduk biliyorsun. Sonra hala da aynı şey kızıyla karşılaşmış. İhbarlar geldi Bursa'da. Şimdi bazı şeyler bugün gerçekler ortaya çıkacak. O yüzden tamam, biraz sakin olmanızı rica ediyorum. Sakiniz tamam. Tamam mı? Tamam ya. Sakiniz. Sana ikinci adım Mahsun bundan sonra. Mahsun Muhammed diyorum ben sana bundan sonra. Şimdi hemen şeyi çağıralım. Sevgili Dilara'yı ve yanında Burak'la beraber gelsinler lütfen. Gelin çocuklar. Oy maşallah, el ele mi geldiniz? Hoş geldiniz. Şimdi herkese bir mavi rüzgarı var. Herkes bir maviler giymiş. Kalp kalbe karşı. Tunca Hanım da lacivertler. Şimdi Dilara. Efendim. Seninle konuşacak çok şeyim var. Ama biraz Burak'ı dinle. Burak. Buyurun. Sen bize her şeyi, bütün ama her şeyi, bütün gerçeği dün anlattın mı? Yani evet. Sen mi Dilara'yı ikna ettin? Dilara kendisi mi evden kaçtı? Doğru söyle bakayım. Yani biz kendimiz karar verdik. Kendiniz karar verdiniz. Peki sen Dilara'yı evden kaçması için ikna etmiş olabilir misin? Yok, kendimiz karar verdik. Yani ikna falan yok. Bakın çocuk, bir şey rica edeceğim ikinizden de ya. Lütfen bana bugün artık yalan söylemeyin. Burak bana yalan söylemiyor çünkü ben başka şeyler, senin bana anlattıklarından bambaşka şeyler öğrendim. Ailenle ilgili. Senin anlattığından bambaşka şey, olaylar bambaşkaymış.
O yüzden lütfen bak, Dilara'nın geleceği söz konusu. Sen Dilara'yı seviyor musun? Evet, seviyorum. Ha, seviyor musun gerçekten? Evet, seviyorum. Emin misin duygularından? Evet. Peki ailenle ilgili söylediklerin doğru mu? Ailemle ilgili ya, söylediklerim... Mesela Dilara'ya yani kanserimde yalan söylemişsin, kandırmışsın. Duygu sömürüsü yaparak mı kızı Bursa'ya çağırdın? Hayır. Dilara doğru söyle. Duygu sömürüsü yaparak mı seni çağırdı kızı? Valla kanser olarak söyledi tek. Sen de ona üzüldüğün için Bursa'ya geldin. Aynen öyle abi. Evet, ben anlayabiliyorum yani. Niye söylemiyorsun? Yani Dilara'yı Bursa'ya getirebilmek için, kardeşinizi Bursa'ya getirebilmek için yalan söylemiş. Dilara da yufka yürüktü galiba, değil mi Muhammed? Öyle değil, öyle olsun. Öyle değil de öyle olsun diyor. O da kardeşine güvenemiyor şimdi. Hı? Hep yalan. Dilara halen bize yalan mı söylüyor? Valla yalan söylüyor. Dilara bana dün şeyde, yani hep sokaklarda kalmışsınız. O gerçeği de söyler misiniz? Nerede kaldın sen kızım? Söyle lütfen, herkes duysun. Şimdi ablam böyle söyleyeyim bak. Yalan falan olmasın. Artık bıktım zaten. Hı. Ben ilk geldiğimde 2 gün dedim sana, değil mi? 2 evet. gün otelde kaldık. Hı hı. Ondan sonra bir abi olan bir yere gittik. Bavulu oraya bıraktık. Ondan sonra sokakta gittik. Sokakta nerede kaldın Bursa'da? Sokakta var ya, sokaklarda gittik. Ve gezdik. Nerede yattın, uyudun? Hastane var ya, hastaneye gittik. Gündüz sokaklarda gezdiniz. Akşamı da hastaneye giderdik. Akşam hastaneye, uyumak için hastaneye gittiniz. Aynen öyle. Burak? Paramız da abla olduğunda da otele giderdik. Derneklerden falan topladığımızda giderdik. Giderdiniz ya, yani ailemiz bize şey kötü davranıyor, bize yardım edin diye. Bir de dernektekileri kandırıyorsunuz yani. Yok. Onlar da ne yapsınlar? Size inanıyorlar yani. Tabii, yalan söylemiyorum. Burak, sen daha önce kız kaçırdın mı? Daha önceden kız kaçırmadım. Burak, sen daha önce kız kaçırdın mı? Kaç tane kız kaçırdın? Bak, ben her şeyi biliyorum, öğrendim. Bana gerçekleri söyler misin? Sen daha önce, Dilara'dan önce kaç kız kaçırdın? Yok, arkadaştı onlar. Peki, bu da yani Dilara arkadaş... da senin... Yani özür dilerim ama sen arkadaşlarını mı kaçırıyor musun, arkadaşlarını? Yok, kendileri kaçtı. Kendileri sana kaçtılar, evet. Dilara gibi. Dilara da sana kendisi kaçtı. Daha önce... O zaman senin anlayacağın dilden konuşayım ben. Daha önce sana kaçan kaç kız var? 2 tane. Dilara 3. mü? Evet. Bütün kızlar böyle Burak diye yanıyor, tutuşuyor. Burak da Burak, Burak da Burak diyor. Herkes böyle senin yolunu ölüyor. Yani mecazi anlamda Bursa'ya böyle koşarak sana mı geliyor? Sen daha önce okuldan niye atıldın? Liseden? Okuldan niye atıldın? Okuldan niye mi atıldım? Evet. Okumak istemedim, ondan dolayı kendim isteyeyim. Hayır, başka bir neden atıldın okuldan? Söyle. Yani okumak istemedim. Hayır, daha öncesinde okulda, lisede bir kızı taciz etmişsin, o yüzden seni okuldan atmışlar. Hayır, öyle bir şey yok. Evet. Daha başka şeyler de duydum. Nasıl yani abla? Bir kızı taciz etmiş okulda, o yüzden okuldan atmışlar. Yok, öyle bir şey yok yani, kendi üzerime iftira... Değerli adamsın sen şu anda. Tamam mı? Şu anda burada bir şey... Yani çok Didem abla, bir bana dediği tek kelime... Babam bir şey, okulda bir tartışma mı olmuş ne? Yani babası gelmiş ya. Okuldan abi. Ben tek bir oğlum biliyorum. Yani kendi üzerime iftira atılmıştı. Ben böyle bir şey yapmadım. Kim sana iftira atıyor? Arkadaşlar tarafından. Demek ki böyle yani bir olay olmuş değil mi? Böyle var. Bir olay var yani. Okuldan atılma nedenin bir kızı taciz iddiası. Yok, taciz etmedim kimseyi. Sen okulda niye atıldın? Okuldan atılma gerekçen ne? Yani böyle bir iftira atılarak ben de okuldan... Yani bir kızı taciz ettiğin iddiası gündeme geldi. Okul yönetimi bunu araştırdı ve buna kanaat getirdikten sonra da seni okuldan attı, doğru mu? Yani kaç kişi tarafından üzerime iftira atıldı, öyle mi? Niye bu kadar herkes, bütün okul sana iftira atsın ki Burak? Ya benim düşmanlarım çoktu. Öyle mi? Evet. Okul, bütün okul sana düşman mı? Yani çok düşmanım vardı. Hadi okuldakiler sana düşman. Senin babaannen var değil mi? Babaannem var. Babaannen Alzheimer hastası. Doğru yok, mu? Yok, öyle bir rahatsızlığı yok. Sen babaanneyi niye dövüyorsun? Dövmüşsün kadıncağızı. Ya? Ben öyle bir şey yapmadım. Babaanneyi dövmüşsün. Ben neden babaanneni dövdün ya? Ben öyle bir şey yapmadım. Dövmüşsün. Yani, ve kadıncağız Alzheimer hastası olduğu için de hatırlamıyor bunu. Şey, ben, ya dayak atıyormuşsun, hayır, dövüyormuşsun hayır, kadıncağızı. Dayak attığım saatlerde yani öyle bir şey yok gerçi de. Altınlarını bile çalmışsın babaannenin. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ben Didem o saatte orada, o zaman araya orada değildim. Bak, orada ne biliyorsun, daha yeni tanıyorsun, 2,5 yok, yıldır tanıyorsun. Yok abla, yani ben anladım zaten. Ha. Orada bunun babasının bir arkadaşı var Diyarbakır'da. Ha. Adı neydi ben sanırım. Onun bunların evine misafirliğe gitmişti. Hı hı. Oradan çalıp kaçmıştı akşam. Kim çatıyor? Burak mı? Yok, bu değil. Bir adam. Bunları sana Burak mı anlattı? Yok abla, bu da anlattı. Başkaları da anlattı. Kim sana anlattı? Yani abla, bunun bir çevirdi bir arkadaş vardı. Aha. Diyordu, böyle böyledir. Sen bunlara inandın mı? Ben buna inanmadım, ha diğerine inandım.
Ama ben sana şunu söyleyeyim. Biz birebir birinci derece akrabandan, babandan bunu duyduk. Babaanneni dövmüşsün, kovmuş, şey yapmışsın, altınları ben... değil aynı zamanda eve gidip çamaşır makinesini çalmışsın. Hayır, ben evimde değildim. Çamaşır makinesini nasıl çaldın? Evinde değildim ben. Baban telefon attığında, sen babanla ne zamandır görüşmüyorsun? Ne zamandır görüşmüyorum? 3 senedir görüşmüyorum. Emin misin? Kasım ayından beri görüşmüyor musunuz? Yani zaten bana hiçbir zaman babalık yapmadı kendisi. Ya Fatih Bey telefon aslında. Fatih Bey duyuyor musunuz beni? Duyuyorum, duyuyorum. Ya Fatih Beyciğim, Burak sizin oğlunuz mu? Maalesef. Peki Burak bize çok doğruları söylemiyor. Ben o da 19 yaşında. Şimdi bir gence de sürekli yalan söylüyorsun demek istemem ama hiçbir sözü hiçbir doğru zaman, değil yani. Hiçbir zaman bana kesinlikle babalık yapmamış. Hiç babalık yapmamışsınız evladınıza. Evet. Her zaman evde dövüldüm. 17 yaşına kadar annem boğazımın üstüne ayaklarıyla kendisi çıkardı. Yalansa yalan desin kendisi. Duydunuz mu Fatih Bey? Oğlunuzu. Didem Hanım. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Bu çocuk nasıl söyleyeyim? Kafasında bir şey kuruyor. Bir yalana önce kendisi inanıyor. Hı-hı. Ondan sonra da karşısındaki insanları inandırmaya çalışıyor. Sen niye aramıyorsun belki böyle bir şey varken? Madem evet. Duyduysanız beni niye aramadınız? Muhammed miydi arkadaşın? Evet abi. Evet. He, Muhammed kardeşim. Sana şunu söyleyeyim. Evet. Bu çocuk daha önce de kız kaçırdı. Tamam. Tamam mı? İki defa kız kaçırdı. Daha önce iki çocuklu bir kadınla görüşüyordu. Aa, tamam. Ay, iki ondan çocuklu. Sonra. Tabii iki çocuklu bir kadınla görüşüyordu. Kaç yaşında ki bir kadına öyle yani iki çocuklu kaç yaşında bu kadın? Ya yani bunun mukatının haddi var hesabı yok. Artı üç şey kaç ay oluyor ya? Yani 4-5 ay önce, 4-5 ay önce yanlış değilse. Evet. Başka bir kız kaçırmıştı Diyarbakır'dan. İki çocuklu bir kadını mı kaçırdın? Yok, kaçırmadı. Görüşüyordu, telefonla bir görüşüyordu. Bir dakika Fatih Bey, bir dakika. İki çocuklu bir kadınla mı görüşüyordun? Yani daha sonradan öyle bir şeyler olduğunu öğrendim. Kaç yaşında bu kadın? 24 yaşındaydı. 24 yaşında. Erkenden evlendirmişler yani. Onu da ikna ettin mi gelmesi için? Yok, ben onunla yani öyle bir şeyler konuşmadım, ikna etmek için konuşmadım. Yani şöyle, Muhammed şunu söylüyor. Madem oğlunuz böyle problemli bir çocuk, niye bana haber vermediniz değil mi? Niye karakola gitseydin. Karakola niye gitmediniz diyor yani. Ne yönde, nasıl karakola gideyim ben? Oğlunuzu ihbar etseydiniz diyor evet. Yani. Oğlumu zaten ihbar ettim ben. Kızı kaçırdığı zaman karakol kapılarında yattım ben ya, kaldım saatlerce. Aynen. Otel onu aradık biz. Abi ben bak, savcılığa gittim. Diyarbakır'dan. Bursa, ya, o demiyor, Bursa, alan bu diyor, ben polise gitmişim ya. Evet. Ben söylediğim zaman polislere bundan kaçtığını öğrendik. Ama sen niye geldin? Orada niye demediler ki babası şikayet ediyor veya başka bir şey var? Kardeş, ben anlamıyorum seni ya. Ya şunu söyleyeyim, biz karakola gittiğimizde işte tamam. Kızımızla ilgili şikayetçi olduğumuzda ondan sonra yani sizden babası da oğlandan şikayetçi oldu. Babası da bundan işte oğluyla ilgili bunları söyledi değil, bize karakolda bize söylemediler diyor. Ya zaten hırsızlıktan ben bu çocuğu ihbar etmişim zaten. Aa, sapkası mı var? Kendi evine, evine dostunu... Ben burada bir saniye. Abi arkadaşlar da biliyorlar, ben buna yani hiçbir şey, bunu polis geldi getirdi kapıma. Yani kendi evine dostunu alıp hırsızlık yaptırıyor. Ondan sonra da ben suçlu mu oluyorum? Ya sen dedin. Sen kendi evine dostunu alıyorsun ve yani senin nikahın yok, kızın ailesinin haberi yokken sen nasıl böyle bir şey benim üzerime yani iftira atabiliyorsun Fatih Bey? Kimin altında, kim ne hırsızlığından bahsediyoruz? Kim neyi çalmış? Yani benim üzerime altınlar, bilezik çalındı diyor ama sizin kesinlikle böyle bir şey yok. Şunu mu söylüyorsunuz? Annenizin altınlarını oğlunuz mu almış? Evet. Oo, ne kadarlık bir altın? Dede anla da kanadın var mı? Ya sen nereden biliyorsun ya? Allah Allah. Kanadın var mı diyor. Kanadın var mı? Yani kanadın var mı? Fatih Bey, kanadınız var mı Fatih Bey? Var kanadım, bak üstüne gitmedim. Dedim ki bu olay bilsin diye, sen gitmişsin ifade vermişsin. Demişsin ki yok ben çalmadım, otelde yatıyordum. Ben çalmadım, ben o saatte, Diyarbakır'daydım. Ben o saatte Diyarbakır'daydım. Sen benim kalkıp üzerime iftira atamazsın beyefendi. Üzerime iftira atamazsın, sen bana bu zamana kadar babalık yapmadın. Her zaman beni dövdün. Her zaman beni dövdün. Bak bir saniye, sen bana elini sürdün. Hiçbir zaman bana babalık yapmadın. Hiçbir zaman da benim yani yaşamamı istemedin. Ben oraya geldim, bayramlaşma gününde ben senin yanına gelmek istedim. Geldim. Sen benim yüzüme yan yan baktın. Sert bir şekilde benim üzerime silahla geldin. Tamam, bunlar yalan değil. Sen beni balkondan silahla korkutup beni oradan kaçırttın beyefendi. Peki Burak. Buyurun söyle. Duyuyor, oğlunuz duyuyor. Evet. Duyuyor mu? Yalancının.
Amin. Amin inşallah versin. Allah yalancının belasını versin inşallah. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Fatih Bey. Öyle de böyle Burak sizin evladınız. Tamam sizden şunu rica edeceğim. Siz önce şunu merak edeyim. Siz ne zamandır oğlunuzla görüşmüyorsunuz? 3 yıl dedi. Kaç yıldır? 3 yıldır mı? Ben 3 yıldır. Dur bir dakika baban söylesin. 3 yıldır görüşmüyorum. Öyle diyor. Siz kaç aydır görmüyorsunuz? Ama ben onu kanıtlarım ya. Ben ona sorsanız da Denizli'ye ne zaman gittiniz diye sorsanız da. Denizli'ye ne zaman gittin? Denizli'ye ne zaman? Beraber gittik. Arabayla beraber gittik. 10. ayda beraber gittik geldik. Araba aldık geldik. Yani 10. aya kadar, Kasım ayına kadar. 2023'ün 10. ayında resimlerimiz bile var. Peki, tamam mı? Kasım ayına kadar, özür dilerim. Kasım ayına kadar oğlunu sizin yanınızda mı yaşıyordu? Bizim yanımızda yaşıyordu tabii. Ben senin yanında yaşamadım. Ondan sonra kız kaçırdı. Başımızı belaya soktu. Kasım ayında mı? Kasım ayından hemen sonrası tam tarih olarak bile. Ay daha yeni kız kaçırdı. Aralık ayında bir kız kaçırdı o zaman. 3 ay sonra da seni kaçırıyor. Nasıl biliyor musun ya sen? Çocuğum. Şimdi devamı şöyle söyleyeyim. Bir dakika. Bir başka birini kaçıracak. Dur. Bir dakika Muhammed bir şey söyleyecek. Gör işte Dilara. Duydun mu? Duydum. Bir şey söyleyeceğim. Seninle görüş 2,5 yıldır seninle görüşürken. Hani 2 yıldır Dilara? Bu 2 yıllar doldu. Ah 2 ay oldu Dilara. 2 ay sen kaçtın 2 ay 4 ay olsun. Bir şey söyleyeceğim Muhammed bir dakika dur. Yani sen Dilara ile konuşurken bu arada Kasım Aralık ayında başka bir kızı mı kaçırdın? Hayır. Baban söylüyor bir dakika babası hayır diyor. Ya, hayır bir dakika, öyle Fatih bir şey Bey. Yok. Diyarbakır'dan kızı kaçırdı, kızı tehdit etti, tekrar Diyarbakır'a gitti, ailesi geldi. Ben ne zaman kızı tehdit etmişim? Bana bir kanıt göstersene sen. Karakola gittik. Sen bana bir kanıt gösterir misin Fatih Bey? Sen bana bir kanıt gösterir misin? Sus. Bana bir kanıt göster. Olamazsın. Tamam mı? Ben kabul etmiyorum senin baban olmanı. Böyle bir baba olamaz. Ben bu zamana kadar senin yüzünden dayak yedim. Senin yüzünden harcandım. Bak kardeşim bana düşman olmuş senin yüzünden. Hiçbir zaman kendinden utanmadın. Ve evine de alıyorsun dostunu. Ve resmi nikah yokken kadını da kandırıyorsun. Kadını da aldatıyorsun. Senin de her şey yaptığın ortada. Bakın bize milyonlarca insan izliyor. Lütfen küfretmeden oğlunuzla konuşabilirsiniz ikiniz de. Şimdi bana şunu söyler misiniz? Ya ben 17 yaşına kadar annem bazımın üstüne ayaklarıyla kendisi çıkardı. Siz yani eşiniz o zaman yeni nikah kıymışsınız. Kendisiyle maalesef resmi nikah kıymamanızın nedeni de sizin malınızı mülkünüzü işte alır diye korkmuşsunuz. O yüzden Burak'ın annesiyle resmi nikah kıymamışsınız. Ama mevzu o değil. Mevzu şu. Burak'ın annesi ve babası olarak çocuğu öldürmek için bir girişimde bulunuyormuşsunuz sürekli. Yani ayaklarınızla boğazını... Ya yalan söyleme bari. Dur, yalan söylüyorsun. Dur, babanı dinleyeyim ya. Yalan söylüyor abi. Ama ben sordum. Bir tane inanmayın ya. Çocuk çok mu yalancı? Bu çocuk yalan makinesi. Kurban oldum. Tek ayakta 1000 tane yalan söyleyen bir çocuk ya. Kendi kafasında kurduğu şeyleri gelip orada anlatıyor ya. Bu çocuğun her şeyi yalan. Ya sen yalancısın. Asıl sen yalancısın. Fatih Akaydın. Asıl sen yalancısın. Asıl sen yalancısın. Bana hiçbir zaman sen babalık yapmadın. Bir de kalkıyorsun utanmadan konuşuyor musun sen? Sen nasıl bir babasın? Gerçi... Bu nasıl bir şeysin ya? Sen nasıl bir şeysin? Sen nasıl bir adamsın ulan? Sakin ol lan. Sen bana bu zamana kadar babalık yapmadın. Ve kalkıp da konuşuyorsun. 17 yaşına kadar ben boğazımın üstüne ayaklarıyla çıkardın lan. Ayaklarınla beni boğmaya çalıştın oğlum sen. Bak sen beni neler yaptığımı çok iyi biliyorsun. Bak sen beni bu zamana kadar öldürmek istedin. Sen benim karnıma vurdun, kalbime yumruk attın. Sen yaptın bunları. Bunları sen yaptın Fatih Akaydın. Terbiyesizsin oğlum sen. Etme. Fatih ya. Bey küfür etme. Rica tamam, ediyorum. Tamam kurban olduğum yani. Kız yani, kıza bilirsin. Ben sana... Yani getirmişsin. Rapor mu var? Sen nasıl bir adamsın? Sen. Ya oğlum ben bu zamana kadar gençliktedir. Gençliğimi bilmedim ya senin yüzünden. He? Sen alıyorsun resmi nikah. Kızın ailesinin haberi yok. Sen kadını kandırıyorsun. Kadınla her türlü bir şey yapıyorsun. Ve kalkıyorsun televizyonda da böyle konuşuyorsun. Tamam mı? Sen benim babam falan hiçbir şeyim Burak, olamazsın. Peki Ekim ayının sonunda babanla Denizli'ye gittin mi gitmedin mi? Denizli'ye gittin mi gitmedin mi araba almaya? Babanla beraber. Doğru söyle. Gitti mi gitmedin mi Denizli'ye babanla? Allah'ım işte dedim. Bir dakika sen karışma Muhammed. Gitti mi gitmedin mi?
Öyle bir şey yok. Kanıtlarız ama. Bak HTS şeyden gitmiş, gittim ben anladım gittiğine. Gitmişsin sen babanla, doğru mu? Yani doğru hangi mu? Ayda olduğunu emin değilim. Tamam ama sen son yani 2,5 yıl değil, daha yeni. Kasım ayına gitmişsin, doğru mu? Yani. Peki, bana diğer sorunun yanıtını ver. Sen Kasım ayından sonra Aralık gibi falan Diyarbakırlı bir kızla o zaman konuştun, kaçırdın o sırada. Kaçırmak istedi, ne de kız sana gelmek istedi, doğru mu? Kız bana kendisi gelmek istedi. Tamam peki, o sırada sen şeyle Dilara'yla konuşmuyor muydun? Ama o benimle yani arkadaş olarak gelmek istedi. Ben öyle sevgili falan değildim onunla. Sevgili Dilara'yla mı sevgili değildin? Ha, diğer kızla sevgili değildin yani. Evet. Böyle bir şey olabilir mi ama ya? Yani başka bir insanla görüşürken başka bir kızla görüş. Kaç kızla aynı anda konuşuyorsun sen? Kaç kızla aynı anda konuşuyorsun? Babana böyle atar gider yapıyorsun da. Bunlar da mı yalan? Peki Fatih Bey, sizin oğlunuz bu kadar, yani özür dilerim ama beş para etmeyen bir insan, bu kadar kötü bir çocuk. Yani sonuçta bu çocukları siz yetiştirmişsiniz, kusura bakmayın yani. Bu hale geldiyse özür dilerim, özür dilerim. Sizin annenizi dövüyorsa, altınlarını çalıyorsa, sürekli kız kaçırıyorsa, bu çocuk Aralık ayına kadar nasıl sizin evde durdu? Ya işte babaannesi onu tutmak istedi, tamam mı? Yazıktır, günahtır, sahiplenelim. Ya ne kadar adam olur belki, ya. Belki adam olur, belki adam olur. Nasihat ede ede ağzında tüy bitti. Çocuğun bir kulağından giriyor, diğer kulağından çıkıyor. Ondan sonra kalkmış burada terbiyesiz, ahlaksız konuşuyor. Ya ben Diyarbakır'daydım, tamam mı? Çalınmışsa bana bir kanıtını göster de ben de burada kendimi açıklayayım. Çalındı mı? Elinde kanıt mı var senin? Annenizin altınlarını ne zaman çaldı? Öyle diyorsunuz. Oğlunuz ne zaman çaldı? Fatih Bey. Ya şimdi sürekli kontrol ettiğim bir çanta değil. Tamam, evimdeki çanta. Hatta polis memurları da geldi. Bana bakın çok önemli onu, Fatih Beyciğim. Hangi ayda? Bunu söyler misiniz? Ya ben evine girdiğim yok diyor. Özür dilerim. Denizli'den önce mi? Kızı kaçırmadan herhalde bir hafta 10 gün önce çalmıştır. Yani Denizli'ye döndükten sonra, Dilara'yı kaçırmadan bir hafta 10 gün önce mi? Denizli'den geldikten sonra evet. Herhalde bir hafta 10 gün önce. Tam net bir şey diyemem. Bu Diyarbakırlı yani. Kızı kaçırmadan önce o zaman. Evet evet, tabii ki kendi hazırlığını yapmış beyefendi. Gidip Diyarbakır'dan kızı kaçırmış. Peki kızı Bursa'ya getirdi mi? Abileri falan da hepsi benim evime geldi. Annesi, ablası, yengesi hepsi evime geldi. Peki Bursa'ya kızı getiriyor mu? Bursa'daymış zaten. Biz bunlar otel otel gezdik, otel otel aradık bunları. En sonunda işte bir şekilde ulaşabildik, bulduk. Kız da özürlüydü bu arada, onu da söyleyeyim. Ay, engelli bir kızdı. Tabii engelli bir kızı kaçırdı. Engelli bir kız değildi. Nasıl teyit etmiş oldunuz? Raporlu olduğunu söylüyordu abisi. Bilmiyorum tabii ki, ben yani kızı görmüş değilim. Sadece resmini gördüm. Bu iki çocuklu kız mı? İki çocuklu değil, bu ayrı. O ayrı, daha öncesi. Tabii, o öncesi. Ondan sonra ailesi buraya ya geldi. Ya senin gibi bir baba olmaz olsun ya, yemin ederim ya. Çarşılık küfür yok. Makinesi bir çocuk. Bir şey söyleyeceğim Fatih Bey. Bu arada Dilara ile beraber bayramda geldiler mi size? Ablacığım, ben balkondan çıktım. Sen beni öldürmeye çalıştın. Tamam, sen beni öldürmeye çalıştın. Bir dakika. Hiçbir zaman mutlu olma. O karıyla da... Bela okuma. Lütfen karşılıklı okumayın şimdi, Bela. Söyle Fatih Beyciğim. Ne anlatıyordum? Akıl bırak. Yani şu, sen Dilara'yı pencereden görmüşsün. Kızı sana getirmek istemiş. Dışarıda oturuyorlardı, tamam mı? Bu buranın arka tarafında oturuyordu o kız. Tamam mı? Ben sadece oradan yüzünün ön tarafını gördüm. Sormadın mı bu kız kim? Bu kadar. O kız benimle yüz yüze gelmedi bile Allah aşkına ya. Yok silahla kovalamışım. Yok ya, sen beni silahla kovaladın. Silahla kovaladın. Bak yalan söyleme. Yalan söyleme Fatih Akaydın. Bana iftira atıyor diye ben şu anda bak savcılığa gideceğim. Seni suç duyurusunda bulacağım. Dilara duydun mu? Bak ben onu balkondan gördüm. Yüzünü de doğru düzgün görmedim. Ama sen bize dün dedin ki bizi silahla kovaladı. Abla nenim yalan söylüyor. Bak ben bunu diyeyim, bu yalan söylüyor. Yalan mı söylüyor babası? Abla bak şaka etmiyorum. Bak sabah canına Allah korusun diyeyim de. Bu adam çok yalancı. Abla bak ben bütün herkese söylüyorum. Bu adamdan korkuyorlar. Abla kendi annesine kalkıp demiş ki sen bu çocuğu eve alırsan seni de öldürürüm. O çocuğu da öldürürüm. Bir şey diyeceğim. Söyle. O altın çalan adamın adı neydi? Ramazan. Ramazan. Bir şey söyleyeceğim. Sen Burak'ın yanında bu kadar otellerde nasıl kalıyorsunuz diye sorduğumuzda bu otellerin parasını kim veriyordu? İlk gün kendi parası vardı. Çalışıyordu bu kendisi. Aha. İkinci el yaşasında çalışıyordu. Aha. İnanın bağlayabilirsiniz. Adam mı vardır? Orada çalışıyordu.
Bu altınları alıp sattın mı sen babaannenin altınlarını? Ben kesinlikle çalmadım. Ben o saatte Diyarbakır'daydım. Diyarbakır'da Buse evet, diye Buse miydi neydir onu tam bilmiyorum. Onun gibi onlay diye biliyorum. Ya Fatih Bey peki siz... Yani... Ben o saatte otobüsteydim. Oğlunu sizin gerçekleri söylemediğini, asıl gerçekleri kendisinin söylediğini söylüyor Fatih Bey. Kesinlikle her şey yalan. Peki. Yani Diyarbakır'a gitmeden önce zaten altınlar çalınıyor. Ya yalan söyleme ben... Senin evine girdim. Ya şunu böyle saygısız konuşturma. Böyle konuşma lütfen. Ya. Ulanlı falan konuşma babanla. Abla benim babam falan ya olamazdı. Olabilir ama kendisi öyle, babam falan olamaz. Bu zamana kesme. Kadar bak. Bu zamana kadar bana babalık yapmamış ya. Bir insana ben baba diyemem kesinlikle. Denizli'ye giderken babandı, şimdi mi baban değil? Denizli'ye giderken babalık yapmış. Ben de hangisini ya yiyeyim ben, senin yani? Ya yalancı Allah aşkına bu çocuk. Hakikaten konuşturmayın ya. Ya annesi hiç nerede? Buran'ın annesi nerede? Buran'ın annesi nerede? Annesi evlenmiş, baklanmış, gitmiş, çoluk çocuğa karışmış. Onu hiç bulaştırmayın. Kadının da yuvasını yıkmayın. Peki Allah niye oğluyla görüşmüyor ya? Burak ya o... görüşmek, kim görüşmek ister bu çocukla? Allah kitap aşkına ya. Kim görüşmek ya ister öyle bu de, çocukla ya? Bir şey söyle Fatih bunun Bey. Olduğu yer... Bakın şimdi size şöyle anlatayım. Söyle. Bu çocuk benim annemin yanında kalıyordu. Üst katımızda kalıyordu. Tamam mı? Evet. Kadın aşağıya iniyordu. Vücudu mosmor. Ne oldu? İşte bilmiyorum oğlum, hatırlamıyorum. Niye? Burak dövmüş. Ya anladın elinde mi? Kanadın ya. Mı var senin? Senin elinde kanadın. Şunu konuştuk ben ya. Ya Burak anne, babana lütfen o kelimeyi kullanma. Çok rica ediyorum. Kızabilirsin ama o kelimeye küfür yok. O kelime küfür. Doğru söylemiyor baban. Öyle mi? Abla. Sen babaannen aşağı indiğinde sen beraber kalıyor musun? Kim o zaman bu kadını dövdü? Kim vücudunu morarttı? Benim hiçbir zaman ona elimi vurduğum olmadı. Sen babaanneyle mi kalıyordun? Evet, babaannemle kalıyordum. Tamam. Yani sen Kasım Aralık ayına kadar kızları kaçırıncaya kadar babaanneyle yaşıyorsun. Doğru mu? Doğru mu? Yani o saate kadar yani zaten sadece akşamları gidiyordum eve. Ama sonuçta sen yani bize 3-4 yıldır babanı görmediğini, babanla yaşamadığını ama üst katında yaşıyormuşsun. Yok, görmüyordum. O başka bir yani şey. Yani alt katta olmama rağmen ya görmüyordum. Adamcağız seni eve sokmaz. Apartmana sokuyor, annesinin yanına koyuyor. Sen babana niye kızgınsın bu kadar? Abla neden kızgınım? Söyle. Benim üzerime iftira atarak. Annenin ayrıldığı için mi kızgınsın? Doğru söyle. Bence öyle. Yani annemin yaptıklarını doğru demiyor. Benim annem 17 yaşına kadar boğazımın üstüne ayaklarıyla çıkardı. Yaptı Allah mı? Da şahidim olsun ki. Burak'ın annesi bunları yaptı mı çocuğa? Valla ben evde değildim, bilmiyorum şimdi ne diyeyim ben yani. Ya sen bana diyordun sen bana öyle bir şey yaptın. Ya yani şimdi bakın. Çok, bak sen. Şimdi şöyle söyleyeyim bakın diyorum ki bu kadın evlenmiş, baklanmış, gitmiş. Bir insanın yuvasını dağıtmayın. Burada ya, bir şeyler özür dilerim ama ya çok özür dilerim. Bir sevgilisi var diye konuşmuyoruz ki. Oğlu burada, oğlu. Tamam oğlu. Bakın annemi dövdüğüne bir gün iki tane çocuğum, diğer küçük çocuklarım yukarı çıkıyor. Bir bakıyorlar ki babaanne yere düşmüş. Aha. Burak Efendi ona tekme atıyor. Benim o büyük oğlan da, buradaki ortanca oğlum da buna saldırıyor. Tamam mı? Sen babaannemi de açıklayın. Elinde kanadın var mı? Ondan elinde sonra, kanadın var mı senin? Çocuk Uludağ Tıp Fakültesi'nde kolu kesildi. Elden cam kesti elini. Kendin oğlun cama vurunca... Bak kendin oğlun cama vuruyor. Ondan sonra kalkıp benim üzerime mi atıyorsun sen lan? Benim üzerime mi atıyorsun sen? Kendin oğlun yapıyor. Ondan sonra da diyorsun ki sen yapmışsın. Sen nasıl bir adamsın? Sen nasıl bir adamsın? Ne yapıyorsun sen ya bu arada? Sakin. İyi misin? Niye öyle oturuyorsun? Ya karnım ağrıdı abla ya. Stresten karnı mı ağrıdı? Burak ya. Senin oğlun dediğin kardeşin değil mi? Evet. Didem abla hep bunlar yalan. Arkadaşlar adam edeceğim bunu ben. 5 dakika. Sürmez 5 dakika. Adam edeceğim bunu ben. Nasıl yapacaksın adam edeceğim? Adam edeceğim ben bunu. Bunlar yalan söylüyor. Adam olmaz. Ben de ederim. Her şekilde adam ederim bunu ben. Demek ki sen de dayağı meyillisin. Yok. Sen de kızdın. Ulan yalan söylediği için kızacağım ben. Dur Seyhan dur. Biz sen bak yalan söylüyorum ben. Harbi olsa bir şey demeyeceğim ben. Ben sakinim ben burada. Hiçbir şey demiyorum ben. Ben Fatih Bey bir dakika ne oldu nereye gidiyorsunuz? Otur. Otur yerde otur. Ya bir dakika kim diyor kimse size çık demedi ya. Abla da çıkın. Hayır nerede? Mi dediniz be? Karşıda kimse yok. Ben varım. Ben de sana çık demediğime göre. Hoş. Çıkamazsın yani. İzin vermiyorum. Ağrıyor mu miden çok? Fazla ağrımıyor. Ya. Sen ne yapmak istiyorsun ya? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Sürekli yalan söylüyorsun Burak. Sürekli yalan söylüyorsun. Ben hiçbir şekilde yalan söylemiyorum. Bana kalkıp altınlarımı, bileziklerimi çaldı diyor ama hani kanıtı nerede? Nerede kanıtı?
El izin mi var? Yok. Ben karakola gittiğimde polis bana dedi ki sen dedi öyle bir şey yapacak çocuk değilsin. Öyle bir şey yapacak çocuk değilsin. Bak ben başka şeyler de biliyorum. Bana açıklattın mı? Bacımadan mı şiddetle gülüyorsun sen şu anda? He? Karışma şiddet mi gülüyorsun? Uygulamıyorum. Uyguluyorsun demek ki bak şu anda. Niye? Değil mi? Ağrıyor diye mi öyle? Demek ağrıyor. Senin neyin var Lara? Bir şey yok, ben her zaman ağrıyor. Bir şey var sende bak. Vallahi saklıyorsun bizden. Burak mı vurdu sana? Yok vallahi bak, bir şey var sende. Niye karnın ağrıyor? Ben her zaman. Neyin var senin şu anda? Şu andan sonra Allah ben yalnız bununla görüşen kız kardeşim ben tek başına tamam, görüşmem lazım. Biz onu bir organize edeceğiz bir bakalım bazı şeyler daha ortaya çıksın. Bir şey daha var bunlarda valla sende bir şey peki, var. Peki Fatih Bey ben şunu merak ediyorum bak Muhammed'in dediği şu doğru dediği tek şu var sadece. Siz oğlunuzu bir kızla beraber gördünüz niye gidip oğlunuzu şikayet etmediniz madem bu çocuk böyle bir çocuk. Niye gidip şikayetçi olmadınız? İki aydır aile arıyor. He bu yeni kız için mi? Evet yeni kız için yeni adı da öyle yeni kız diyor. Dilara. Ya, evet. Yani maalesef yeni kız diyorum. Çünkü bu çocuk bu kızı bırakırsa başka birini bulacak. Öyle mi? Neden böyle aynen. Peki? Niye böyle? Tamam mı? Burak senin annen evlenmiş gitmiş. Şu an baban da tercihte bulunmuş biriyle birlikte yaşıyor. Resmi nikahı olmadığına dair mi yaşıyor? Resmi nikahı yok onun. Senin annenin de resmi nikahı yoktu. O zaman da babana böyle yapıyor ve muydu? Ve kızın da ailesinin de haberi de yok. O da mı kız kaçırmış? Baban da mı kız kaçırmış? Evet o da kız kaçırdı. Fatih Bey de. Kaçış. Evet kızın ailesinin haberi yok. Fatih Bey sizin... Didem Hanım. Buyur Fatih Didem Bey. Didem Hanım. Buyurun çok şaşkınım. Didem Hanım lütfen vallahi artık güleyim mi ağlayayım mı bilmiyorum ya. Vallahi güleyim kızın mi kızın ailesinin mi haberi yok. Ya güleyim mi ağlayayım mı ya. Ne yapayım ben? Ay oğlunuzun bir iddiasına bir yanıt vermek ister misiniz? Böyle bir şey yok. Ya Allah aşkına her ya, şey ya. Ya en son kadın beni aradığında bana... dedi. Ya Rabbi ya Rabbi. Tamam mı? Gerçekten ya. Sen kadını dolduruyorsun. Sen kadını dolduruyorsun ki bana böyle yapıyor. Fatih Bey oğlunuz size değil de şu anda birlikte yaşadınız. Bak baban da ayrılmış gitmiş. Ben annen onunla ayrılmış. Evlenmesini baban... istemiyordum. He anladım. İstemiyordum. Ama babanın tercihi bu. Saygı duymak zorundasın. Tamam da ben onun evlenmesini istemiyordum. Dedim ki baba dedim sen dedim biraz ara ver. Yani, sizin, yani bir iki anladım. Sene sonra evlenirsin dedim. Yani sizi biraz kıskanmış evlenmenizi istememiş Fatih Bey. Didem Hanım meselesi o zaten. Evet ben anladım. Heh, meselesi o. Yani şu yaptığı iftiralar, hakaret... Yani kız kaçırmalar sizi böyle sizi cezalandırıyor. Şey Allah aşkına aklı başında insanım ben 46 yaşında insanım sizi, ya. Allah sizi cezalandırıyor yani. Ya cezalandırıyor da ne mantıkla cezalandırıyor? Yanlış vallahi yapıyor. Anlayamadım. Tabii yani bir de babaya bir daha el kaldırılmaz öyle ulanlı konuşulmaz. Tamam mı canım benim? Özür dile babandan. Özür dilerim. Ha? Akıllı ol yani. Tuncay Hanım buyurun. Bir dakika Tuncay. Gerek yok ya. Bir dakika Fatih Bey. Evet. Ben şunu söyleyecektim. Bu evlat sizin evladınız. Atamazsınız, satamazsınız. Ne şekilde destek olacağınızı lütfen bir düşünün. Yapmanız lazım. Sen de yaptığın saygısızlığı, yani çok büyük saygısızlık yapıyorsun yani. Tamam ben çok özür dilerim. Demin ulan diyordun şimdi saygısız. Senin psikolojin sizin bence... hatırınıza ha, benim özür hatırıma dilerim. Diyorsun. Evet sizin ha, hatırınıza çok özür dilerim. Teşekkür ederim ama... Şimdi bak ben bazı şeyler daha duydum. Onları araştıracağım. Siz de bir gidin senin de miden ağrıyor. Bir şey daha var abla. Ha, bunu ya, Instagram'da... Yorumlarda görürüm ben dün. Bana biri attı. Ne? İki ay sonra askere gidecekmiş. Demişler ki bu askere gittiği zaman kız ne olacak? Ailesi bizim. Biri demiş. Kimse ailesi yani. Tamam tanıdı. Biz başka şeyler de araştırıyoruz. Ben başka bir şey de biliyorum da. Ben onları netleştirmeden söylemek istemiyorum. Sizi bir dışarı alayım lütfen. Siz de gidin. Lütfen siz de gidin. Onlar da bir ortaya çıksın sizi görüştüreceğim. Çok. Bazı şeyler ortaya çıksın. Selam Allah'a emanet olun. Sağ ol canım teşekkür ederim. Giresun'u Nurhan'la devam edelim şimdi. Nurhan maalesef yani üzgünüm bunu söylediğim için bir cinayete kurban gittiği %99.99 bir cinayet soruşturması var. Annesi bugün bir gelişme bekliyorum. Yani olursa inşallah çok da mutlu olacağım. Önemli gelişmeler var çünkü. Ama bazı bilgileri de açıklayacağım. Bir video vardı demiştim. Onu da birazdan ekranlara getireceğiz. Sevgili Nuran'ın annesi ve babası Suzan ve Kemal gelsinler lütfen. Gel Suzan'cığım. Gel Kemal Bey'ciğim. Gel Kemal Bey. Ekranlara getirdim. Aleyküm selam Kemal Bey. Sağ ol. Çok teşekkürler. Siz Emir'le iyi arkadaşmışsınız ya bir zamanlar. Savaş'ın amcasıyla doğru mu Kemal Bey? Buyur.
Emir'le Emir. Savaş'ın amcasıyla bir zamanlar çok iyi arkadaşmışsınız. Evet, doğrudur. Ya öyle duydum. Baya baya iyi kankaymışsınız yani. Gençlerin deyimiyle. Ya bizim şimdi onlarla ta dabandan beri ailemizde o başka. Sizinle onun arasında ayrı bir samimiyet varmış. Savaş ve amcası gelsin lütfen. Aleykümselam. Elinde neyle geldin? Ablacığım, ben hani çabaladım ama olmadı. Siz yapabilirsiniz. Burada doktorun ismi de yazıyor. Götürdüğüm yerde belli ama hastanenin ismi yok. Tabii biz bakarız tabii. Ablam kolay gelsin. Ben bunu sizi reklamdan sonra teslim ederim. Tamam lütfen, teşekkür ederim. Bir doktora götürdüm diyor, onu söylüyor. Ben de yalan yok abla, ben her şeyi kanıtıyla göstereyim. Tamam, götürmüş olabilirsin ama bir teşhis ve de işte, bir reçete devlete işte girmiş bir şey yok yani. Demek istedim abla, burada bu doktoru buldunuz da yazdığı ilacı da bilir sonuçta. Ben bulamadım, ben araştırma yapamadım. Ama doktor da kendi bilgisayarına bunu yazmak sadece orada yazdıysa ve bunu devlete bildirmediyse bu doktor da doğru bir şey yapmamış yani. Ondan bilemem abla. O ayrı bir şey değil mi? Bir videodan bahsetmişmiş, lafı uzatmadan hemen o videoyu ekranlara getirmek istiyorum. Senin çektiğin bir video. Aynen. Abla. Tamam kardeşim. Onu bir ekranlara getirelim lütfen. Savaş'ın çektiği bir video. Galiba 2019 ya da 2020 yani Nurhan kaybolmadan bir yıl iki yıl önce çekilen tam bir video. Tam tersi abla. Hı? Kız çocuğu abla. Daha yani kızımın 2-3 yaşlarında olması lazım. Daha büyük orada 2-3 değil. O zaman 2018 falan mı? Neyse video bir daha oradaki şeye takılmayın. Oradaki diyalogları çok dikkatli bir şekilde. Zaten Instagram'a da koymuştuk bir kez daha. Instagram'a tekrar daha geniş bir şekilde koyar mısınız? Ve ekranlara da gelsin lütfen. Gitti bak ben öfüri ya, al şu battaniye ya. Gitti battaniye öfüri ya, al şu battaniye ya. Tamam.
Şimdi senin eşin kaybolduğunda 2021 yılının 11 Haziran'da senin kızın 6 yaşında. 4 evet yıl abla. Önce desek yaklaşık işte 2017-2018 yılları arasında bir şey. Evde kim varsınız burada? Görüntülerde kim var? Abla, bu annem, babam, ablam, ben, Nuran çocuk işte. Sen niye çektin o görüntü? Sen mi çekiyorsun, başkası kızımı mı çekiyorum abla, ben çekiyorum. Sen kızını mı çekiyorsun sadece? O anları belgelemeye çalışıyorsun. Belgeleme değil abla, yani bu hatıra zaten... Hatıra değil mi? Şöyle söyleyeyim ben size, ya 3 yaşında ya 4 yaşında olması lazım. Aha. Yani 2014-2018-2017'lerinde olması lazım. Peki sen burada bu kadar Nuran'a niye bağırıyorsun, bir battaniye yüzünden? Battaniye yüzünden değil abla, attığı yeri görmüyor musun? Yine yatsın yine bağırırım. Çocuğun suratına fırlattı battaniye, ben yine bağırırım. Aynısını yine yapsın yine bağırırım ben. Çocuğun suratına mı fırlatıyor ya? İyi bakın abla. Ya bir şey, o zaman Nuran bir şey sinirleniyor burada. İstediğine sinirlenebilir, öyle atamaz. Yüzüne atmadı, daha üstüne şey diye. Üstüne koyuyor çünkü kadıncağız ya. Abla şurada şöyle bir şey de var. Bir dakika, üstüne koyuyor ya, fırlatıyor. Üstüne koymuyor abla, dikkat ederseniz görürsünüz. Bir de şöyle bir şey var, hani diyorlar ya, kaynanası da anlaşamıyor, şöyle yapıyor, böyle yapıyor diyorsunuz ya. Evet. Belli abla anlaşamadı. Nasıl Nuran'a yardım etti belli burada zaten. Bir daha izleyelim arkadaşlar. Da belli. Bir daha verin lütfen. O gözle bir daha bakalım. Bakalım yapıyor mu, yapmıyor mu? Çocuk ısrar ediyor yani, o da anne getir diyor. Abi gelin. Kardeşi mi bu çocukla oynayan? Hmm. Ablam. Ablan daha doğrusu değil mi evdeki? Adı neydi ablanın? Doğruyuz işte. Ya ne olacak, çocuğun üzerine koyuyor. Yani daha düzgün bir şekilde koyabilir, evet. Benim kızım konu buydu orada. Yani yüzünü atmıyor, kenardan üzerini örtüyor yani. Çok basit bir hareketten niye bu kadar geriliyorsunuz? Gerilme değil abla, ben zaten bak, benim için çocuk ayrı bir şeydir abla. Bak orada çocuk sadece benim çocuğum diyor, değil yani. Bak çocuk orada battaniye getir, battaniye getir diyor kızın Meryem. Yani bir kere diyor, iki kere diyor, üç kere diyor. Üç kere diyor, battaniye getir. Bir kere dese mesela. Battaniye getirmeyince sen getir şu battaniye dolaptan diyorsun. O tavır sana değil, çocuğa, çocuğa değil, sana yani. Sana kızmış. Tamam da abla, çocuğun suratına fırlatıyor. Ya şu şekilde görüyorsunuz. Ya nereye çocuğun suratına fırlatıyor ya? Ya. Bırak Allah aşkına gel ablacığım. Bırak, şey etme ya, boş. Bir de şöyle bir şey var, hani diyordunuz ya, kaynanası anlaşamıyor diyor. Belli nasıl anlaşamadık. Valla bir şey söyleyeyim, siz anlaşamıyor musunuz? Bu görüntü onu anlatıyor. Çok özür dilerim. Yani kaynananla, pardon, annenle anlaşıyor. Nuran'ın her tavrı hevle bağıra bağıra. Ben gördüğümde de öyleydi. Ya benim gördüğüm her tavrı bağıra bağıra. Ben... Siz, heble. Bunu bak, sana emanet ediyorum heble. Teyze, eli böyle. Benim yanımda da yaptı bunu ya. Ama size de mi yok? Niye demiyorum, benden korktun mu? Korkmadım, korkmadım da. Büyütmedin. Ya bırak bu büyütse işleri, yalan konuşup durma ya. Büyütsem de zaten amacın neydi? Bu böyle tavırları ne amacla yapıyordun? Ben de aklım başımda, deli değilim. Yani bahaneler arıyordun. Ne bunun bahanesi? Altında bunu şeyden, bahaneyi bulamadın, yine yaptım yapacağım. Bırak şu şeyi. Bak, sana yemin ediyorum abla. Bir abla, burada, burada bir şey söyleyeyim. Bak bu görüntü bize ne anlatıyor biliyor musun? Köydesiniz, Bursa'da mısınız? Bursa'da abla, Bursa'da. Bursa'daki eviniz burası. Evet. Yani peki kardeşinle üçünüz bu evde birlikte mi yaşıyorsunuz? Hepsi. Bu ilk zamanlar işte abla. Dur, hayır, ben şunu merak ediyorum. Tabii. Peki yani Nuran bir süre sonra ayrı bir eve taşınmak istemiyor. Herkes ister çünkü. Sen ayrı eve taşınmak istiyor muydun? Abla zaten 3 sene, 4 sene beraber kaldık. Ondan sonra zaten köye ev yaptığında biz burada kendimiz ama kaldık. Ama 4 sene falan beraber kalmış. Ama Nuran en sonunda artık ya beraber yaşamak istememiş. Ablan var, ondan sonra baban var, annen var. Anladın mı? Yani bir özelliğiniz olamamış. Ablacığım istemiyorsa gelmeseydi o zaman. İlk başta konuşulan zaten buydu. Ya bak bir şey söyleyeyim. Yani sen... Konu bu şartla mı? Yani annemle... Ben değil, ailesi de bu şart kurdu zaten. Benim kızım onları bilmez, öğretin dedi. O başka, öğretmek başka bir şey. Öğretmek bir ay, iki ay, üç ay, dört ay, hadi evet. 12 ay, hadi 2 yıl öğretsin. Ama sonrasında eve üstüne olmaz ki. Bak eve üstüne olmaz. Hep Suzan'ı koruyor, suçluyorsun ama. Bak siz burada çok gerginsiniz. İkiniz karı koca çok gerginsiniz. Çocuk da anladığım kadarıyla hem babaanne, dede, işte ondan sonra herkes evde, herkes böyle el üstünde tutuyor. Tamam, biraz ilgi bekliyor, getir battaniye diyor. Biraz anneye de şey konuşuyor, getir battaniye, getir battaniye diye. Sanki etrafında herkes Nuran'a nasıl davranıyorsa, yani sizi izlemiş, annesine de öyle davranıyor. Getir battaniye diyor, getir battaniye diyor. Ablacığım o anneye sizin... sesleniyor değil mi? Aynen annesine. Bak bir çocuk ne görüyorsa Savaş, 3 yaşına kadar etrafta ne duyuyorsa öyle davranır. Yani rol modeliniz sizin. Sıkıntı tamam yok ablacığım benim. Bak ben yine diyorum, ben bağırdım zaten kabulleniyorum, ilk geldiğim günde söyledim ben sana. Ben yani hepinizin sesi olmuş orada sizin. Hepinizin yani. Değil abla, ben kendimi konuşuyorum burada, oradaki başka sesi yükselen yok. Her gün öyle olursa, her gün öyle olursa buna can dayanır mı ya? İkincisi ben yine diyorum,
bu ifade kızımın hani siz nasıl diyorsunuz burada söylediğini doğru diye ben yine diyorum 6 yaşında verdiği ifade de şu an verdiği ifade de ben yine kızımın arkasındayım. Kızım doğruları konuşmuştur gördükleriniz çünkü. Kız kan çocuğu kandıramazsınız. Bence de öyle evet. Bu da kanıt olacak yani hem bunlara karşı hem size karşı. Tamam peki. Bu söylediklerin de kanıt olacak sana soracaklar Cesat'tan. Hiç sıkıntı değil ablacığım. Kızının söylediklerinin hepsini kabul ediyor musun diyecekler ediyorum sana. Ablacığım. Bir daha soruyorum. Kızının verdiği her ifadeyi kabul ediyor ediyorum musun? Ediyorum ablacığım. Kızının verdiği her ifadeyi kabul tamam, ediyor musun? Tamam ablacığım ediyorum. Tamam peki Savaş. Sıkıntı yok ablacığım. Tamam Savaş'cığım bence de sıkıntı yok. Ama benim burada gördüğüm sizin karı koca arasında hatta şöyle ben şu sözü hatırlıyorum. Nuran Nuran döndükten sonra sığınma evinden geldikten sonra ablasına mı söylüyor Sema'ya mı söylüyor annesine mi söylüyor bilmiyorum. İlk evlendiğimiz yıllara döndük diyor. Çocuk doğar doğmaz o sıralarda. İlk evlendiğimiz yıllara döndük diyor. Ama herhalde şu zamandan bahsetmiyor. Şu zaman ama burada çocuk yok değil mi daha senin? Yok abla sadece kız. Ha, kız var. Ha pardon. Bu görüntülerden sonra mı sığınma evine? Bu çekildikten sonra mı sığınma evine gidiyor? Abla 2019'da mı neydi işte? Ha bundan sonra sığınma evine gidiyor. Doğru. O zamanki görüntüler bunlar. Yani siz cevabınızı kendiniz söylediniz. Evet. Eski günlerimize döndüğümüz diye bir şey dediyse demek hayır, ki iyiymişiz. Hayır o zaman ben burada oğlanı unuttum ben oğlanı. Ablacığım ama sonra. Sonuçta doğru konuştunuz yani. Ama şunu hayır hayır. Hayır şimdi değil. Şöyle bu gerginlikten sonra aranızda bir gerginlik var. Yani çocuk yüzünden ya da başka bir şey yüzünden annem baban yüzünden ne olduğunu bilmiyorum. Bu görüntülerden sonra Nuran evden kaçıyor. Sığınma evine gidiyor. Bundan sonra değil abla. Ne bundan 2 sene sonra mı ne? 1,5-2 sene sonra. Tamam. Alakası yok ablacığım. Demek ki olaylar artmış devam ablacığım. Etmiş. Ben kadın vurdum, evden gitmiş. Vurdum duymaz insanı sevmem. Nuran niye vurdum duymaz olsun ki? Çocuğu da aynısı görmüyor mu? Kaç kere söyledi kalktı. Ama çocuk da çok bağırıyor. Bir zahmet sen niye gidip getirsene battaniyeyi. Ben çocuğu videoya çekiyorum. Hepiniz ondan bekliyorsunuz. Nuran'dan bekliyorsunuz. Kardeşin orada. Annen orada. Sen oradasın. Anne yapar diyorsun. Annelik yapsın diyorsun. Ama orada da yani git getirsin şu battaniyeyi. Böyle tavır olur mu ya? Git getir şu abla, battaniyeyi. Daha çocuk ne kadar bağıracak orada git getir. Kaç kere istedi? Ya Nuran çocuk bak ısrar etti. Git battaniye getirsene canım ya falan demek başka bir şey. Tamam mı bak? Ya hepimiz evliyiz, ailemiz var. Ablacığım size bir şey var. Soracağım ben. Git şu battaniyeyi getir demek. Ben size bir şey söyleyeceğim. Nuran'a bir öfkem var. Ben size bir şey söyleyeceğim yani. Ablacığım. Bunlarda böyle ekstra kendimi hani... Şey olacağını bilsem ben bunları yok etmez miyim ya? Ben deli miyim? Ya o zaman anlık gelişen bir olay olduysa bunları tabii ki yok edemezsin yani. Nasıl yok edemem? Telefon gelir benim evde sonuçta. Ama şöyle annenin telefonunda Yeter Hanım yayında mı arkadaşlar? Yeter Hanım'ı görebilecek bana miyim? Bana böyle çok saçmalık. Yeter Hanım'ı görebilir miyim arkadaşlar? Olmadı mı bugün? Bugün işleri varmış ama Yeter Hanım şimdi 2020'den sonraki görüntüler silinmiş ama biliyor musun? Annenin cep telefonunda. Yok abla silinen bir şey yok bizde. Var var silinen dosyalar cep telefonunda görülüyor. Tamam onlar çıkarsınlar abla. 2020'den sonra telefondaki bazı görüntüler bazı belgeler falan silinmiş. Tabi onu Jasat alacak geri aslında getirecek. Aslında olsun sıkıntı yok. Biz sadece fotoğrafta yani şöyle, izin verdiği için ekranlara yani getiriyoruz. Şöyle bir şey söyleyeyim size ben mesela ben geçen sene anneme yeni telefon aldım. Evet. Hani silmek istesem o telefonu yok ederdim mesela. Şu an bunlar burada olmazdı. Şey bilmiyorum. Ben şunu biliyorum. Silinen resimler, fotoğraflar var. Yok ben kendimi var, ifade diyor. Ediyorum yani bunu ben size. Ben de sana ben gördüğümüzü söylüyorum. Silinen dosyalar, fotoğraflar var. Tamam bende de var mesela. Ben her silinen dosya fotoğraf olacak ama şunu söyleyeyim kaynamasın. Şimdi bu görüntülerden 1,5-2 yıl sonra senin eşin sığınma evine kaçıyor gidiyor. Tamam problem oluyor. Sonra sen bir şekilde ikna ediyorsun. Çünkü iyice tavan yapıyor 2 yıl içerisinde ki kadın evden gitmek istiyor. Sığınma evine gidiyor Nuran. Sonra eve ikna ediyorsunuz. Dönüyor geliyor çocuk ve sizin tekrar evliliğinizin ilk dönemi gibi yıllar başlıyor. O sırada bir oğlunuz oluyor. Doğru mu? İşte o zaman sizin evliliğinizin ilk dönemleri gibi. Madem oğlunuz olmuş, evliliğinizin ilk dönemlerine dönmüşsünüz, balayı dönemlerine dönmüşsünüz. Nuran neden niye kaçsın? Niye abla, kaçsın? İşte cevabını alacaksınız. Ben gösteririm size. Ha? Ben doğruyla konuşuyorum burada. Aynen, kafada ben kuruyor, soruyorum kuruyor. Merak ediyorum. Niye kursun ya? Sen kurmuş olabilir misin acaba? Ben mi kuracağım? Evet. Ben de kurayım ki abla. Nuran'ın kuracak nesi var? Nuran seni ablacığım, kıskanıyor bak. Mu? Kıskanç biri miydi Nuran? Yok. Kıskanç değil. Yok. Ama sen kıskanç birisi. Benim kıskançlığım belli abla. Giyinme tarzında kıskançlığım var. Ne feraceye olarak... giyiyor kız nesini kıskanacaksın bak, onu demek, ya. Tamam işte onu demek istemiyorum bak işte. Benim kıskançlığım bu yani. Hani giyinme tarzında insan kişiliğini kıskanmam ben. Ama evliliğinizin ilk yıllarında dövmüşsünüz. Her şey yolunda. Güllük gülistanlık her şey çok güzel güzel gidiyor. Fakat sen... Ya daha doğrusu Nuran evi terk ediyor. Bu kadar her şey güzelken. Tamam abla bu kadar kötüyken ya ben oğlunu kızını da söylüyor. Ben bir şey anne diyeceğim, babam kavga tamam ederdi ablacığım, sürekli ben diyor. Ben bu kadar kötüysem tamam mı? Kötü ben bu, demiyorum. Yok ben bu hani buna işkence ediyorsam kötüysem bunu benden önce istihbarat aldı Bursa'da ilk kaçtığında. Niye ifadesinde ben Savaş'la şikayetçiyim demedi? Savaş da bana böyle niye yapıyor demedi ve ailesi demedi? Sığınma evine gittiğinde aynı şekilde benden ne şikayette bulunmadı? Bak, bir şey kim bir şey saklayacak olsaydım ben bunun büyük oğluna kaç kere dedim askerden geldiğinde gel yanıma çalış.
benim yanımda kalabilirsin kaç kere. Ben kötü bir insan olsam bunları niye yapayım ki o zaman? Bak, sığınma evindeki arkadaşların, oradaki insanlara şunu söylemiş. Ben kayınvalidemden, diğerlerinden şikayetçiyim ama sığınma evindeki diğer görüşme notları şu anda bizde yok. Ama Jasat'ta var. Olsun o, abla. O görüşme notlarında seninle ilgili ne söylediğini henüz bilmiyoruz. Ben kendim henüz biliyorum abla ne söylediğini. Ben, ama ben şey söyleyeyim. Yani Nuran'ın ne söylediğini bilmiyoruz. Tamam ama abla. Ama oradaki görüşme notlarında seninle söylediği her şey var. Ama bak Nuran o kadar çok sessiz bir kız ki. Yani gerçekten içim sızladı. Burada çocuk battaniye ver, battaniye ver diye ısrar ediyor. Ondan sonra sen de getir o battaniyeyi oradan diyorsun. Çocuğa bir şey söylemiyor. Nuran yani tamam kızım getireceğim kızım. Tamam Savaş getireceğim. Niye böyle bağırıyorsun? Hiçbir şey söylemiyor kız ya. Robot gibi geliyor. Bağırıyorsunuz gidiyor, bağırıyorsunuz öyle geliyor. Öyle bir şey yok abla. Ağzına vuruyorsunuz. Öyle durum yani benim anladığım. Sizin görüşünüz sesi, abla. Bu videodan anladığım. Sesini çıkarmıyor. Şimdi bu fotoğrafları da getirin abla. Hani diyordunuz ya işte sığınma evinde işte kaynanası anlaşamıyor, aralığı kötü diye. Evet. Fotoğrafta göreceksiniz nasıl iyi anlaştıklarını. Hangi fotoğrafları? Dünkü verdiğiniz fotoğrafları bir gösterin. Ya anlaşma dedin aynı ev, odada oturuyorlar bu anlaşmak tamam, mı? Oturuyor mu? Nasıl oturuyor? Yani bakın bakayım. Hani böyle düşman gibi mi oturuyor, iyi mi oturuyorlar? Yan yana oturmuşlar tamam. Ya. Tamam. Tamam hazırlayın o fotoğrafları arkadaşlar. Yan o zaman niye dedi defolup gitmeden gitmediniz başımdan bıktım sizden yandım sizden. O senin diye. Yüzünden. Yani tam şey ettiği zaman. O senin yüzünden. Benim yüzümden. İlk baş çocuğun yuvasını sen yaptın öyle. Ne diyorsunuz Tuncay Hanımcığım? Savaş. Ulan sen ananı anlattıktan sonra döndüm eve. Şu tartışma bitsin ondan onu yapmaya çalışıyorum. Bir karşılıklı konuşsunlar tabii ki. Buyurun. Ben söyleyeyim abla. Söyle, telefon kayıtlarını çıkarması gerekiyor. Ben çıkarttırırım. Ya bunu sen yüzünden değil ya. Anasının Sözme anası ya. İlkin bana anlattığı zaman ki şeyti söyledim ben bunlara. Başka türlü o zamana kadar bir şeyden haberim yok. Abla ben söyleyeyim ben size. Bak, ha, fotoğraflar hazır mı bu arada? Telefon kayıtları çıkartabiliyorsak ben çıkarttırırım. Çünkü benim telefon hani konuşmaları hep bunun telefonun konuşmanın hepsini çıkarttırmasını istiyorum ben. Tamam şu fotoğrafları istediğin onlar da ekrana gelsin. Şeyde sorusunu sorar. Tuncay Hanım sorusunu sorar. Şu fotoğraflar tamam, bir ekranlara gelsin lütfen. İzleyelim. Buyurun. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Üstelik sen de hiçbir zaman sevmedin beni. İnsanlar, evler aramızda duvarlar gibi. Biliyorum sana giden yollar kapalı. İnsanlar, evler aramızda duvarlar gibi. Biliyorum sana giden yollar kapalı. Uyandım, uyandım hep seni düşündüm. Yalnız seni, yalnız senin gözlerini. Sen bayan nihayet sen ölümüm kalımım. Biliyorum. Şimdi burada senin eşin çok böyle mahcup. Çok mahcup. Mahcup değil abla bak farkındaysan ne kadar rahat olması için çocuğu evde bile salıncak almıştım o zamanlara. Biz kendisi yani o kadar rahat olsun diye yani. Evde rahat olsun diye eve salıncak mı aldın? Zaten ev tıka basa dolu bir de salıncak mı aldın? Şu anda biz beraberiz abla. Ha. Eşyalar zaten farklı gördüğünüz şekilde. Kaç yaşında Nuran burada? Kaç yaşında evlendiniz siz? Evlendiğinde kaç yaşındaydı? Ben 23'sem abla o 22 yaşındaydı. Yani çok yani küçük gösteriyor burada. Tahmini kaç yaşındadır? 4 sene koysan üstüne. 26 yaşında, 27 yaşında olabilir. Tamam. Sen torunları ne zamandır görmüyorsun? Torunları ne zamandır görmüyorsun? Nuran gittiğinden beri görüyor musun? Nuran gittiğinden beri, geçen seneden beri. Öyle değil mi? Geçen seneden beri o şey ettikten sonra daha... Ya, gidemedin mi? Hiç gitmedi zaten. Bu adam hiç görmedi. Ben kendim gidiyordum. Ha Kemal Bey ben çocuklarını gidiyordum. Görmedin mi? Bunlar bir kere cük gitmediler. Bir kere bize gitmediler. Ben her zaman yalnız elimi öteberi alıp gidiyordum. Son bir daha götürüp Sema Bursa'ya geçeceği zaman yeğenlerimi görmeden gitmeyeyim dedi. Göreyim yeğenlerimi dedi. Hep beraber bindik arabaya. Bunun haberi yoktu. Evdeydi bugüne. Biz gittik gördük. Bir iki de öteberi aldım gittim. Ben onlara o zaman nasıl ulan utanmadınız mı? Sıkılmayız mı? Ben ha bu çocukları görmeye kaç sefer geldim. Siz de insansınız besbelli. Bir kere de siz getirin ya. Ya ilin hızanlar yeyliğe gidiyor. Torunlar yeyliğe gidiyorlar. Geziyorlar, tozuyorlar. Cenikte öyle mahkum ediyorlar. Ya getirin benim yanıma. Ben de annesiyim. 15 gün benim yanımda ilin çocuklarıyla gelsin, tozsun. Ben bakayım. Vallahi eleteceğim yanına yine. Ayırmayacağım. Ben şunu diye ben atmam kimseye. Niye mahkum ediyordun? Sen, ama ben sana bir şey diyeceğim. Sen niye bu kadar dönüyorsun ya? Ben söyleyeyim mi ablacığım bak. Niye? Ben buna 100 kere dedim. Bak benim arabam yok derim.
Çocuklar isterseniz... Ama de ki bana o zaman de ki. Bak, ben de gel alıp çocukları vereyim dedi. Götür de. Götürmezsem, göndermezsem çocukları vermek. Benim arabam vardı. Evet. Ben bir konuşabilir miyim ya? Ya tamam konuşsun, savaş konuşsun. Şimdi söyle. Ablacığım ben kaç kere dedim bak çocukları hani ben de gelendim. Çocuklara beraber ben götür. Çünkü oğlum benim ufak. Hı? Ufak. Kızı gelin gönder. Alın derim. Tamam yok çocuk mocuk gönder. Onlar mı ilgilenmedi? Göndem yok ilgi. Ben söyleyeceğim sizi anlayın ablacığım. Evet. O gün hani dedi ya işte çocukla bana ne götürmeniz falan filan dediği gün. Bak evet. Sana Allah şahidim olsun ki ellerinde bir Kur'an'la geldiler. Yemin ettirmek için bana aileme. Hepimiz yemin ettik. Yemin ettikten sonra yemine inanmayıp o zaman saldırdılar bana işte. Çocuğumun gözü önünde. Başka bir şey yok orada yani. Çocuk görme işi değil. Ha bir şeyler vermişler. Ben de Rahman'ın ardından yakaladım tam giderken. Al kardeşim bunu dedim. Ben dedim istemiyorum dedim bunları. Bu tamam. Saatten sonra dedim kesinlikle almam dedim. Bir görüntü ekranlara getireceğim. Tunca Hanım buyurun. Çok kısa alayım o görüntü getirmem lazım. Hep şunu söyledim. Buyurun. Evde ben ne dersem o olur. Evet evet öyle değil. Battaniyeyi sına diyebilir miydi? Savaş sen getirir misin? Bunu soracaktım. Tunca Hanım bunu kim, merak etmiş. Mi? Evet sana diyebilir evet. Miydi? Bunu merak etmiş mesela. Diyebilir de abla niye diyemesin ki? Benim işim var dese ben sana getirdim olmazdı. Zaten kendim. Aldım. Peki. Gelir misin yanıma? Kemal Bey yanıma gelir misin? Size bir şey göstereceğim şimdi. Gel bu taraf yanıma, soluma gel. Gel Kemal Bey'cim. Seni yoruyorum ama sen de sağıma gel. Şimdi ekranlara bir görüntü gelecek. Bakalım. Buyurun getirin arkadaşlar. Gelecekler şimdi o görüntüyü. Hanım bak çocuklarım bak. Hadi, sizin torunlar... Nuran'ı göndereceğim dedin, çocuğu göndermeyeceğim, Nuran bakamıyor dedin. Nuran'a karşı bu öfkenin nedeni ne tattım ya? Analarından ayrıla bunu. Şu anda rejimi kafası karıştı. Ne yaptığını bilemiyor ama ben size izah edeyim. Reji beni anlamadı ama siz beni anlayacaksınız sevgili izleyiciler. Beni de rejinin anlamasını ümit et. Yani inşallah bir gün anlayacaklar gerçekten. Torunlarını göremedikleri için görsünler istedim. Onlar da çünkü yani bir evlatları yok. Gidemiyor. Torunlarınız Kemal Bey çok büyümüşler ya. Oğlan. Güzel ya. Kaç yaşında oğlan? Oğlan kaçmada 1,5 yaşındaydı. 2,5 yaşındaydı. 3 yaşındaydı. Ben de ilk kez görüyorum ama siz de birazdan babaanneyle ve dedeyle göreceksiniz. Ya Savaş niye bunlar esirgiyorsun? Baba anneleri yok ortalıklarda ya. Savaşçım ya. Hem kızı şehit hem öyle şey. Bu kadar hep Savaş'ın dediği olacak ya. Savaş dünyada şey ya padişaha. Şimdi bu daha olay nereden kaynaklandı? Sen önce bir hasret gider onlarla sonra sen o engin fikirlerini benimle paylaşırsın Kemal Beyciğim. Bir hasret gider böyle bak. Allah. Merak ediyorsan, torunlarını gerçekten seviyorsan bir izle de hasret gider torunlarına. Ben her zaman elim her zaman üzerindeydi. Köyden alıp öteleri Bursa'ya gönderiyordum hep torunlarımı sevdiğim için. Ama şunu söyleyeyim ki Cenab-ı Allah biliyor. Yaradan Allah'ın 9 ay kanında 12 ay sırtında gezdiriyse Hazreti Allah bir şimdi nasip onlara ne kadar havası kaldıysa Cenab-ı Allah'ın onlara da o kadar havası kaldısın. Hayrını faydasını göstermesin Rabbil Alemin Allah'ım. Benim çocuğum bunlara ne kadar havası kaldıysa Cenab-ı Allah'ım size de o kadar havası kaldısın. Ben nasıl seyrettiğinizde Allah'ım var ya var ya. Yüce Akhaleti inşallah tecelli eder ya. Eğer bu deseydik oğlum. Nasıl yaktınız ağzını Cenab-ı Allah'ım size de yaksın. Ben burada konuşmayın dur Kemal Bey Suzan Hanım. Bir dakika. Eğer çocuklara sahip çık. Oğlum bak sen dediğin gibi artık kaynana arka çıksaydı var ya bu bunu yapamayacaktı. Nasıl bir daha söyle bir daha söyle. O ne kadar havası kaldıysa bu çocukların Cenab-ı Allah'ım da size o kadar havası kaldırsın. Ama Kemal Bey ne diyorsun? Ne diyorsun? Ayrının faydasını da görelim. Kemal Bey tanım bir şey söylüyor ya. Hiçbir şey anlamıyorum ya. Kaynanası, kaynanası azıcık oğlum bak seni ufak da bekşelerde yalıyordu. Bazı gelinin hatası varsa erken söylemezler. Annesi. Arka çıksaydı oğlum bak çocuklarına sahip diyor. Yok oğlum çocuklar ben bakayım bak. Ha çocuklar bakayım. Onu öyle ettin. Olmayacaktı ha. Böyle, olmayacaktı. Çocuklara ben bakarım, tabii, gelini boş tabii. Ver. Çocuklara ben en bakarım, üstten, gelini en boş ver. En üstten de yaptılar bunu bak. Hayır, yeter ama yüzünden oldu. Cenab-ı Allah'ım bey. Öyle mi? Yani ne yapıyorsun? Ne konuşuyor bugün ya? Ya şunu söyle, çocuklarınıza ben bakarım, boş ver geç sen gelini. Geç abla, bunun boş ver, boş ver laflarını bırak şimdi artık ya. Şimdi bu olay nereden kaynaklandı? Bir dakika Kemal Bey, çok rica ediyorum, ne olur abi bak. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika, Anima senin hanım çok önemli bir şey söylüyor. Diyor ki, hep Yeter Hanım, yani Savaş'ın annesi. Hep böyle demiş. Dönmeyeyim çocuklarımı vermem diye. Ha o kadar da gelmeyen acık sahip çıksaydı ne? Çocuklarımı vermem. Verme. İşte bunu söyle. Ama Allah biliyor. Yaradan Allah bilir.
Yaradan al. Böyle savaş. Ablacığım bak ben öyle diyorum. Ama Allah diyor bak. Öyle bir iddiada bulundu ki. Allah diyor bak. Ben yine diyorum bak. Allah diyor. Nasıl benim çocuğumu yaktınız ayrıca Cenab-ı Ya Kemal Bey, ben duayla bu iş olsa çözeceğiz ya. Dur kurban olayım ya. Allah'ım ben dua edip duruyorsun, başka bir şey yapmıyorsun. Ben dua edinceye kadar babalık yapsaydın şu kıza ya. Bak, Allah Allah. Bu adam da öyle o kadar ezmezdi kızı. Beni dinler misin ablacığım? Eziyorsa ha, söyle. Öf, çıldırıyorum ya. Böyle beddua dedikleri doğrusu kabul olsun ya. Allah beni buradan çıkarmak nasip etmesin ya. Allah sana öyle bir gelin nasip etsin ki benden 5 beter ol. Sizin anan gibi başlasam ben de öyle. Ben senin nasıl bir insanı çok iyi biliyorum, merak etme. Biliyorum. Ben Allah'ıma havale diyeyim, bu adalet tecelli eder. Kemal Beyciğim, Allah'a havale ediyorum, kimsenin keyfine göre hareket etmiyor. Ya madem Allah'a havale ediyorsun, son ana kadar emirle niye samimi oldun, arkadaşlık oldun, kankalığa devam ettin? Ya o zaman da biliyor muydun? Bir nereden biliyorsun? Dur. Ha? Neden kankalığa devam ettin? Kankasın bildiğin. Emir bak bir şey de var ya. Şu adamı katil olmakla suçluyorsun. Didem Hanım. Ha, söyle bana onu yanıt ver. Bak son ana kadar kızın kaybolmuş. Sen Emir'le kanka olmaya devam ediyorsun. Neden? Ya kanka olmaya değil bak. Eğer Emir bu şeyde benim kızıma burada taşımacılık yapmadıysa aracıyla Emir'in suçu yok. Bağlantısı yok olayla. Ama bundan beraber bir şey diyalog kurdu da kızımı aldı gitti bir yere kattı. Öldürü bir yere attıysa ya çok özür dilerim. Yakasını bırakma. İkiniz onun annesi babasısınız değil mi? Sen babası mısın? Evet babasıyım. Ha, o annesi değil mi? Evet. Ha, peki senin karın, eşin Emir'den şüpheleniyor. Sen niye şüphelenmiyorsun? Ya ben şimdi buna hiçbirine o zaman ihtimal vermedi. Yani böyle bir olaya ihtimal vermedi. Şimdi doğru konuşmam lazım. İşte mevzu o. Mevzu o. Siz de başta yeterince bu olayın aydınlatılması için. Yani böyle bir şey beklemedim. Kızı o zaman yani Emir'den böyle bir şey beklemedin yani. O zaman yani. Niye şimdi böyle konuşuyorsun? Abla ben bir şey konuşabilirim bak. Yine diyorum bak. Ben yine diyorum bak ablacığım bak. Bana en ufak bir şeyle gelip ben her şeyi tamamlayacağım bak. Benim buradan gittiğimde kızım ve şahitler var Nuran'ı gören. Tamam mı ablacığım? Ben yaylanayım değil mi? Kim Nuran'ı gören var ya? Köyde görenler var. Ben gittiğim gün bak, akşam bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim Savaş. Nuran'ı gören sadece o gün muhtar var. Muhtar değil tamam. Ama ses kaydı verdim size ya. Ama ya siz Ali, neydi? Ali diye bir adam var. Onu da kaç abla ses kaydı tamam, verdim ben Ali size. Bak Ali diye bir ben jandarmadaki belgelerle konuşuyorum. Tamam. Ali diye o dönemde çıkan sadece muhtar var. Ben belli bir saatte gördüm diyor. Akşam 6 gibi gördüm diye muhtar var. Bir dakika lütfen. O Ali denen adam tamam mı? Daha sonra biz bu olayları falan başta 2-3 yıl sonra ortaya çıkan bir adam. Sonradan ortaya çıkıyor. Böyle kafasına dank ediyor. Onun dışında gitmiş jandarmaya ifade vermiş. Biz o gün Nuran'ı gördük diyen kimse yok kardeşim. Bak ben sana söyleyeyim ablacığım. Ses kaydı bende hala duruyor. Ses kaydı benim için önemli değil. Gidecek jandarmaya konuşacak. Bak o günde diyor. Sana konuşmayacak. Bak ablacığım öyle değil. Bak o günde diyor. Ben de jandarmaya da ifademi verdim diye kayıt aldılar. Almadı bilmiyorum ne diyor. Ne zaman gitmiş? Ben bir şey daha diyeceğim. Ne zaman gitmiş jandarmaya? Yok yok o gün kaybolduğu gün. Jandarma onun yanına gelmiş. Gitmiş. Ben de ifade vermiş. Ben de konuştular da kayıt aldı. Almadı ben bilemem dedi. Bir dakika tamam ifadesi ablacığım. Jandarma ifadesini işini yapmamış yani. Ben bilemem abla ben onu söylüyorum. Peki. İkincisi ablacığım bak bir kişi daha görmüş. Ya saat... o ne zaman birdenbire konuşmaya karar vermiş? Konuşma değil abla bak 4'te ne zaman? Ben ne zaman karar? Sen onu söyle ne zaman? Konuşmayacak abla konuşmuyor işte. Niye konuşmuyor? Neden konuşmuyorsun diye sormuşlar da. Ben de Suzan'la bulaşamam demiş Suzan'lara demiş. Ya, ne alakası var? Gizli sanık oluyor herkes. Lütfen yemesin bak, kimse beni ya. Ben bir şey diyeceğim ablacığım. Sen biraz sonra söylersin. Abi kesmeyin abla ben bir konuşayım abla. Şükür'ün annesini çağırayım mı lütfen? Fatma'yı çağırıyorum. Ablam konuşabilir miyim? Fatma gelsin konuşursun. Tamam Fatma abla. Gelsin. Bana onun açıklamasını yapacağız artık. Tamam söyle bakayım. Gelsin bir dakika. Ben buradan yaylaya gittiğimde bu şahitler Nuran'ın çocuğum da Nuran'ın evde olduğunu söyledi. Hepsini getirdim çocuğum söyledi sonuçta ablacığım. Yanında dur. Ben orada Nuran'ı temizlemeye gelsem veya ailem başına bir şey getirmiş olup da yine temizlemeye gelsem benim çıkışımı gösteren ablacığım tamam, ya. Ben sana o zaman şu soruyu gösterin soruyorum. Abla. Savaş bana şu sorunu yanıtını. Arama yanaşmış götürmüş ya. Bana şu sorunun yanıtını ver. Emir'i de ekranda görmek istiyorum. Savaş'ı da ekranda görmek istiyorum. Emir'i de ekranda görmek istiyorum. Savaş'ı da ekranda görmek istiyorum. İkisine de aynı anda bu soruyu sormak istiyorum arkadaşlar. Hadi lütfen. Evet. Saat 15.30'dan. 15.30'dan akşam saat 23.58'e kadar o gün. 11 Haziran 2021'de 15.30'dan 23.58'e kadar Nuran annen ya da babanla konuştun mu? Bilmiyorum abla. Hatırlamıyorum. Hatırlasam söylerim. Sıkıntı yok. Konuşmuşsun. Seni dışarı alayım lütfen. Ve bir ara verelim şimdi. Konuşmuşsun. Kimseye böyle geliyordu gidiyor dedi bir kelime kullanmadı. Allah için birbirimizi dinleme onu birbirimizi kandırmayalım ya. Bak.
İstediğin kadar yap, oyna yap. Adliyede başladı. Mustafa Bey, az önce duruşmanız tamamlandı. Ne oldu içeride? Vallahi şu anda şoktayım. Kanalda oyun oynadığı gibi şu anda yine oyun oynadı. Ona karşılık ben de oydur meydan diyorum ona. Stüdyoda devam etti. Vallahi kendisi karar verdi. Kendisi konuşacak neye karar verdiğini. Ondan sonra ben konuşacağım burada. Yayından sonra da bitmedi. Hangini söyleyecek? Ne oldu adliyede? Niye boşanamadınız? Fatma'nın boşanmama kararı Mustafa'yı çileden çıkardı. 26 senedir ben çektiğim gelimle Allah'ım benim biliyor. Benim evimden mi alacak? Hadi görüşün bakalım sen. Nasıl alacaksa. Mustafa'nın son hamlesi ne? Bak bak, bak bak. İstediğin kadar yap, oyna yap. İlk kez izleyeceksiniz. Arkamdan giderken şey demiş, babasından korkuyor diye. Yasin annesine ne yaptı? Çok konuşulacak görüntüler az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet, devam ediyoruz canlı yayına. 15 yaşındaki bir kız çocuğunun cinayetini konuşuyoruz. Şimdi annesi burada, Fatma burada, Mustafa burada yok. Mustafa'nın neden burada olmadığını birazdan açıklayacağım. Mustafa iki gündür böyle gideceğim gitmeyeceğim sürekli vedalaşma havasında. İşte dün bana da işte vedalaşacağım dedi, elimi sıkmaya çalıştı. Ben de dedim ki sen sonuçta kendinin katil olmadığını, Fatma'nın katil olduğunu söylüyorsun. Eğer yani Fatma katilse, katil burada, sen neredesin o zaman? Mustafa ile ilgili, sevgilisiyle ilgili hiç görmediğiniz görüntüleri, bilmediğiniz gerçekleri, çevirdikleri oyunları, ama her şeyi, ama her şeyi açıklayacağım. Mustafa ile ilgili de şu anda nerede ne yapıyor onu da açıklayacağım. Mustafa, beni izlediğinizi biliyorum. Ayşe, pardon Zeynep ismini kullanan ama gerçek ismi Mehrican olan Zeynep ile ilgili her şeyi de açıklayacağım. Zeynep ile beraber çevirdiğiniz bu oyunlara ne gerek vardı eğer katil Fatma'ysa? Katil Fatma'ysa bu oyunlara bence gerek yoktu değil mi? Yok, o oyunların hepsini açıklayacağım. Hepsini ben aslında bunları bugün, yani bugün Mustafa'nın yayına gelmesini istedim. Bakalım yüzüne, çünkü iki dakikalık mesafedesin Mustafa. Bunları senin yüzüne söylemeyi tercih ederim kardeşim. Geleceğim mi gelmeyeceğim mi merak ediyorum. Zeynep takma ismini kullanan Mehrican'la beraber bu yayına geleceğim mi gelmeyeceğim mi onu da merak ediyorum. Ben senin yüzüne söylemeyi tercih ederim ama sen ekrandan izlemeyi tercih edecek misin? Çok merak ediyorum. Hodri Meydan. Biraz ara, sonra beraberiz. Kesintisiz. Şey böyle geliyordu gidiyor dedi bir kelime kullanmadım. Allah için birbirimizi kandırmayalım ya. Bak 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 bak. İstediğin kadar yap, oyna yap. Adliyede başladı. Mustafa Bey, az önce duruşmanız tamamlandı. Ne oldu içeride? Vallahi şu anda şoktayım. Kanalda oyun oynadığı gibi şu anda yine oyun oynadı. Ona karşılık ben de oydur meydan diyorum ona. Stüdyoda devam etti. Vallahi kendisi karar verdi. Kendisi konuşacak neye karar verdiğini. Ondan sonra ben konuşacağım burada. Yayından sonra da bitmedi. Hangini söyleyecek? Ne oldu adliyede? Niye boşanamadınız? Fatma'nın boşanmama kararı Mustafa'yı çileden çıkardı. 26 senedir ben çektiğim gelimle Allah'ım benim biliyor. Benim evimden mi alacak? Hadi bakalım sen. Nasıl alacaksa. Mustafa'nın son hamlesi ne? Bak bak, bak bak. İstediğin kadar yap, oyna yap. İlk kez izleyeceksiniz. Arkamdan giderken şey demiş, babasından korkuyor diye. Yasin annesine ne yaptı? Çok konuşulacak görüntüler az sonra Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de. Evet, kesintisiz canlı yayınımıza devam ediyoruz şimdi sevgili izleyiciler. Bütün aralarımızı verdikten sonra bu kez kesintisiz ve uzun bir şekilde karşınızda olmak istiyorum. O yüzden böyle yapıyoruz. Şimdi 15 yaşındaki bir kız çocuğu 10 yıldır kayıp. Üstüne üstlük kayıp olduğu sırada hamile ve annesi kocasından şüpheleniyor. 10 yıl boyunca kocasının baskısından ve onun despotluğundan korktuğu için o evde kalmaya devam ettiğini ve susmaya devam ettiğini söylüyor. Daha doğrusu o sırada öldürmüş olabileceği aklına gelmiyor. Yani gerçekten kızının birileri tarafından kaçırılmış olabileceğini düşünüyor. Fakat sonra Fatma artık diyor ki katil Mustafa olabilir. Kesin ya, yani kesin, kaçtığına göre kesin. Mustafa yani bugün burada değil. Çünkü şey. Mustafa sevgilisi Mehrican'la beraber, takma adı Zeynep'le beraber, çocukları da yanlarına alıyorlarmış. Birlikte kaçmaya karar vermişler.
birlikte gitmeye karar vermişler. Gitmeyecek böyle, başkan. Böyle ondan sonra önce bir turistik geziye çıkacaklarmış. Buradan kaçarak gidiyorlar, bu bir gerçek. Eminönü'nde turistik geziye. Ve Mustafa senin kızın öldürülmüş. Sen ne Eminönü'lerde geziyorsun? Madem katil sen değilsin Fatma. Sevgilini alıp Mehrican'ı alıp, onu da açıklayacağım hepsine. Mehrican'ı alıp çocukları alıp bir de turistik geziye mi çıkıyorsun utanmadan? Katil Fatma'ysa otelde ne gelip yan gelip yatıyormuşsun? Sinirliymişsin. Daha fazla sinirlen. 10 yıldır susmaya devam etmişsin. Şimdi İstanbul'a gezmeye mi, turistik gezmeye mi geldin sen? He? Sana böyle bana Didem Turizm falan diyenler acaba Mustafa Turizm diyecekler mi? Neydi bu adamın adı ya? Halil. Diyecek misin Halil? Mustafa Turizm bak Eminönü'nde geziyor Mustafa Turizm. Tamam mı kardeşim, sizin oraya geliyor. Çocuklarınıza mukayyet olun. Çünkü katil olduğu iddiası var yani. Bilmiyorum oraya mı gelecek, ne yapacak, ne edecek? Çünkü Fatma diyor ki katil diyor. Aynen. Babası Tahsin canlı yayını göreyim ben. Bekle Mustafa, her şeyi açıklayacağım. Mehrican'la ilgili her şeyi açıklayacağım. Neler, hangi dolapları çevirdiğinizi açıklayacağım. Az sonra. Zeynep Kod adlı Mehrican diyelim daha doğrusu. Pınar düzeltti beni, doğru. Doğrusun Pınar'cığım. Zeynep Kod adlı Mehrican. Kod adı Zeynep. KJ'de böyle yazar mısınız? Zeynep Kod adlı Mehrican'la ilgili sahtedi. Didem gerçekleri açıklıyor. Millet beni tanımasın diye sahtedi. Hepsini yayınlayacağız. Sen sahtedi. Hiç mi Tahsin? Tahsin Bey, oğlun neden kaçtı? Duyuyor musun Tahsin Bey? Oğlu neden kaçtı? Katil değilse senin oğlun. Neden yayınlardan kaçtı gitti? Niye kaçıyor oğlun senin? Ben bilemem ki şimdi niye kaçtığını, niye bilemem. Bilemem abla. Senin oğlun 10 yıl boyunca torunun kaybolmuş. Bu yalanları neden söylediler size? Oğlun sana neden bu kadar Mustafa yalanlar söyledi? Sen vallahi nasıl... işte... Ha, söyle Tahsin Beyciğim. Ya ikisi de yalan söyledi abla, ikisi de aynı ya. Bak bir şey söyleyeyim mi Tahsin Bey? Senden şunu rica edeceğim. Fatma'yı karıştırma, tamam mı? Sonuçta Fatma, ikisi de aynı bana deme Tahsin Bey. Evet. Neden biliyor musun Tahsin Beyciğim? Bak sonra başka bir şey, aklıma başka sorular gelecek. Buyur abla. Çünkü neden biliyor musun? Senin torununun öldürüldüğünü, kaybolduğunu Fatma şey yapıyor, şikayetçi oluyor, devlete söylüyor. Tamam, senin oğlun hiçbir şekilde benim kızım kaybolmuştur. Evet. Fatma onu öldürmüştür diye asla gidip başvuruda bulunmuyor. Bunu o yüzden Fatma'yı unut. Fatma 10 yıldır sustuktan sonra yaptığı bir hata var. 10 yıldır susmuş. Aynen. Ama Fatma şimdi konuşuyor. Bak konuşuyor, diyor ki hatta babasının, senin oğlunun kızına zarar vermiş olabileceğini söylüyor. Oyun oynuyor dedim ama oyun oynuyor. Başka bir şey geldiğinden beri oyun oynuyor burada. Oyun oynuyor. Sevgili buldu geldi. Sevgili Bilal ne zaman buluverdi? Sevgiliyi bulmasının nedenini de ben şöyle düşünüyorum. Beni kışkırtma. Hayır, sen boş ver, sen beni kışkırtma. Yok, beni kışkırtma, onun şeyi oydu. Seni kışkırtmak, aynı aynen. aynı zamanda bakın benim Zeynep Kod adlı Mehrican diye sevgilim var. Bak sevgilim bana güveniyor. Bana güveniyor, ben katil olsam. Mehrican ya da Zeynep. Zeynep nasıl yanımda olur? Bir kadın yanımda duruyorsa ben katil değilim demek istiyor. Aslında o yüzden bence. Doğru mu Tahsin Bey? Senin oğlun böyle plan mı kurdu? Ya abla bilemem ki ya, şimdi 10 senedir bundan sakladılar. 10 senedir sakladılar, şimdi herkese gelin ettik. Gelin ettik diye söylediler bunlar. Herkese Çarıksaray'a duyurdular bunlar böyle abla ya. Peki senin oğlun 10 sene boyunca neden... Mahallede gidip... biliyor. Ha, söyle canım. Duyuyor musun beni? Bak ben sana şunu açık ve net bir şekilde soruyorum. Senin oğlun duyuyor abla, senin duyuyor. Oğlun torununu öldürmüş olabilir mi? Çünkü senin oğlun 10 yıl boyunca karısı katil olsa ya da karısının sevgilisi katil olsa Mustafa susar mı Tahsin Bey? Senin oğlun susar mı? Ya susmaz abla, susmaz ya. Susar mı ya? Demek ki neymiş? Fatma ya da sevgilisi bu olayı gerçekleştirmemiş. Bunu artık, çünkü Mustafa öyle bir adam ki. Ya evet. Mustafa öyle bir adam ki değil mi? Yani karısı ya da onun sevgilisi bu çocuğu, senin torununu öldürse, çocuğu hamile bıraksa sevgilisi. Mustafa ne yapardı? Bak sen oğlunu iyi tanıyorsun. Yani biri onun kızını, tanımadığı biri hamile bıraksa Mustafa ne yapardı? Ya abla yıkar ortalığı ya. Bu yani şeyden adamı bulur. Ya bulur abla ya.
Yani ola biri hamile olsa bulur ya, bulur çıkarı veya ona gönlü verir ya. Peki. Gönlü verir abla, öyle bir şey yok ya. Hamilelik mamilelik yok, bu yalan abla ya. Tamam, Mustafa Bey'i tehdit ediyormuş, diyormuş ki Didem Mehrican'ın kod adı Zeynep olan Mehrican'ın fotoğraflarını, görüntülerini, evdeki dans görüntülerini yayınlarsa oraya geliyorum. Öyle mi? Öyle tehdit mi ediyorsun beni? Hodri Meydan, birazdan yayınlıyoruz. Az sonra. Az sonra mı kendim yapıyorum? Az sonra yayınlıyorum. Arkadaşlar hazır olur olmaz bana haber verin lütfen Pınar. Dün peki, söyle Fatma. Dün dedi ya, neydi, ne dedi, bana dedi ya. Hodri Meydan mı bir şey dedi. Evet. Hodri Meydan işte, şimdi gelsin bakalım hadi şey edebileceğiz. Hodri Meydan. Hodri Meydan. Hodri Meydan. Senin oğlun 10 yıl boyunca Tahsin Bey neden sustu? Vallahi abla genlettik deyince herkese inandırdı ya. Hayır, herkes şimdi kasaba, Çarıksaray, komple belediyelik, muhtar, her taraf inandı bunlara. Bak Tahsin Beyciğim, ben senin çocuğunun ya yani torunun ölümüyle ilgili bir şey bilsen gidip hemen jandarmaya koşacağını ve başvuracağını biliyorum. Sen vicdanlı bir adamsın, vicdanlı bir dedesin. Ama ben şunu merak ediyorum, senin oğlun 10 sene boyunca hepinizi kandırmış, bunu anladık. Yani sana yalan söylemiş, annesine yalan söylemiş, abisine yalan, abiyle konuşmuyor zaten. Herkesi bunu gelin ettik diye yalan söylemiş. Sence Mustafa, bak sen o senin oğlun. Mustafa, evet, aynen abla, aynen. Değil mi? Hepinizi kandırmış, onu anladım. Peki Mustafa böyle gelin ettik gittik diye böyle kız gitmiş olsa gerçekten kahreder mi? Yoksa kızının peşine düşer, kızını araştırır mı? Araştırmaz mıydı senin oğlun? Ya kahredilir mi abla ya? Evlat yok ya, kahredilir mi ya? Bir an evvel çocuğu aramak için uğraşır ya. Kime kahrediyor ya? Çocuk evlat yok ya abla ya. Niye kahrediyor bu adam? Araştırır abla, araştırır. Niye araştırmadı Mustafa? Niye kahrediyor ya? Kime? Kahretmiş. Ya işte kahrediyorsun diye böyle bir dava olur mu ya? Mustafa o kadar çok duygusal bir adam. Evlat yok. Bak Tahsin Bey, Mustafa o kadar duygusal bir adam mı? Kahredip böyle içiyle kapanacak bir adam mı? Yani ben kahrettim deyip böyle kimseyle konuşmayacak yok bir adam mı? Yok ya abla, ne kapanacak abla adam ya? Çocuk olmadığı zaman dünyayı yıkar ya, muhtara gider, belediyeye gider. Şimdi diyor ki o gece ben geldim. Fatma'yı hemen gelir gelmez de sana çocuğu soruyor bu arada. Nedense yani kendisi öyle söylüyor. Ve yani Isparta'da olmadığını söylüyor. Bakın Tahsin Beyciğim, senin oğlun Isparta'ya gitmeden önce sürekli köydeymiş zaten. Çalışmaya gitmemiş. Değil mi? Köydeydi senin oğlun. Evet. Tamam. Senin oğlun köyde. Sonra senin oğlun köydeyken kızı nasıl kayboluyor? Niye bunu fark edemiyor Mustafa? Ya abla, bu çocuğu bunlar verdiler. Bunlar gelin ettiler bu çocuğu ya. Verdiler, gelin ettiler bu çocuğu bunlar. Verdiler bir yere, diyemiyorlar bunlar ya. Ya bunlar verdikleri yeri söylemiyorlar. O onu demesini bekliyor, o onun gibisini bekliyor. Açıklayamadılar bunları ablacığım ya. Söyle Fatma. Yaşadığını bilsek niye söylemeyelim? Bak, ne de söylemeyelim? Yaşadığı keşke yeri bilsek. Ya söylemiyor. Biliyor ya. Biliyor. Ya bak, biliyor ablacığım. Biliyor. Tahsin Bey, ancak şunu bilebilir. Cesedin yerini bilebilir. Senin torun ölmüş Tahsin Bey. Günaydın. Torun ölmüş, öldürmüşler. Ya abla, öldüyse gelsin beraber bulalım ya. Beraber arayalım ablacığım. Peki senin oğlun apar topar Isparta'ya neden gitti? Köyde geziyor, tozuyor, şey yapıyor. Isparta'ya apar topar neden gitti senin oğlun? Ya bunlar bu çocuğu ya bana dedirttirip durma abla. Bu çocuğu bunlar burada sattılar. Para karşılığı sattılar. Ya ablacığım, bunlar bu para karşılığı bu çocuğu sattılar. Isparta'ya gittiler, yediler. Bak sonra geldiler buraya, aynı yine yere ya. Tahsin Beyciğim, Isparta'ya gitmeden önce bir hafta, iki hafta önce Mustafa hiç oralarda hiç gördün mü, konuştun mu? Size geldi gitti mi? Ya benle o zaman zaten konuşmuyordu abla bu. Küsüdü benle bu ya. Konuşma, gelmez zaten. Çocuklar gelirdi, bir yemek yerlerdi çocuk. Yemek yerlerdi, bir çay içerlerdi, giderlerdi ya. Mustafa neredeydi o sırada? Ya Mustafa zaten orada, dağda taşta orada. Gelmezdi benim yanıma falan. Gelin de gelmezdi ya. Bir çocuk daha gelirdi. Üç çocuk gelirdi. Öteki biri ufakıydı zaten Oksan. Tamam. Mustafa o sırada ya evdeydi abla, yani. Zaten bilmiyorum ki bir ben dakika. Nerede olduğunu. Zaten benim önüme gelmezdi ki o.
Bir dakika Mustafa, bir Mustafa'ya bir şey soracağım ama önce şunu açıklayayım. Mustafa demişsin ki Didem onu açıklarsa ben oraya geleceğim. Burayı basmaktan bahsetmişsin. Hodri Meydan, Mustafa'nın sevgilisi Zeynep Kod adlı Mehrican'ın evde bir cinayeti konuşurken böyle kaşık havasıyla beraber çocuklarla böyle dans etmesi, o görüntüleri önce Instagram'a koyacağım. Koyuyor muyuz arkadaşlar? Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçmeye koyduk. Birazdan koyuyorlar, koymak üzereler. Görüntü hemen ben şimdi istedim, az önce istedim. Instagram'a koyuyorlar. Arkasından da ekranlara vereceğiz o görüntüyü. Yani ekranlarda, yani çok özür dilerim ama Zeynep Kod adlı Mehrican, eve gidiyorsun. Bir kız çocuğunun cinayet olasılığı var. Hadi diyelim Mustafa öldürmedi, Fatma öldürdü. O çocuk o evde bir şekilde öldürülmüş. Kaşık havası ne ya? Kaşık havası ne ya? Başka şeyler de yaptın Mehrican, onları da açıklayacağım. Bekle sen. Sen bekle. Sen bekle yani. Her şeyi açıklayacağım seninle ilgili. Tahsin Beyciğim, senin o sırada oğlun gelin sağa sola çalışmaya gidiyor. Senin oğlun buyur. Köyde çalışıyor muydu? Ya abla benimle beraber aynı zaten. Gelin elmeye gitti Isparta'dan geldikten sonra. Öncesini soruyorum. Isparta'dan geldikten sonra beraber elmeye gittik. Bir iki sene gitti. Hayır hayır. Ondan sonra bir daha gitmedi. Ben de iki sene falan gitti elmeye o ya. Isparta'ya gitmeden önce. Isparta'ya gitmeden Isparta'dan önce. Isparta'dan geldikten sonra Elmiye'ye gittik beraber. Tamam, Isparta'ya gitmeden önce senin oğlun köyde ne yapıyordu? Ya köyde ya koyunculuk yapardı. İşte orada burada çalışırdı. Ben de zaten küçük ablacığım bu. Biliyor ama annesiyle görüşüyordu değil mi Türkan Hanım'la? Ya ya görüşmezler ya. Ya küçüldük zaten bu hastalandı bu. Hanım hastalandı zaten, gelip gitmezdi. Gelin de bulaşımı, yaralaşımızı bir yere gelmezdi, hiç yardım etmezdi ama bize. Sonuçta, ama sonuçta siz Mustafa'nın köyde olduğunu biliyorsunuz. Sadece çocuklar gelirdi, üç çocuk gelirdi. Tahsin Bey, Tahsin Bey. Bir yemek yerlerdi, çay içerdik, ondan sonra giderlerdi. Tamam. Fazla durmazlardı zaten. Ama sen sonuçta oğlunun köyde olduğunu biliyorsun konuşmasan bile. Ya tabii köyde, tabii köyde tabii canım, herhalde yani nereye gidecek? Tamam. Peki Şükür, çocuklar birlikte mi? Şükür de gelir miydi size? Kızın, kız torunun? Yok gelirdi, gelirdi. Tahsin Yasin diyor, Şükür şu gelirdi. Bir çay içerdik, yemek yerdik. Ondan sonra işte yarım saat, bir saat. Ondan sonra giderlerdi çocuklar. Peki. Yani çocuklar yatmazdı bile bizim evde abla. Anladım. Türkan senin... gibi, Kazman gibi yatmazdı bizim evde ya. Peki Şükür, öldürülmeden önce sizin evinize ne zaman geldi en son? Öldürülme, Isparta'ya gitmeden önce öldürüyorlar çocuğu çünkü. Vallahi abla 10-15 gün önceden kayıp olmadı. 10-15 gün önceden geldi çocukla. Köy içinde oynarlardı. Yine tekrar geri giderlerdi üçü de ya. Peki o sırada Fatma diyor ki yani o çok kısa bir zaman önce görmüşsün. Torununun hamile olduğunu söylüyor. Hamile miydi? Hamile, hamilelik ablacığım etme şunu. Yalan bu ya. Peki hamile... Ya bir şaşkın çocuk nasıl hamile olabilir ya? Şaşkın çocuk ya. Peki hamile değilse bu çocuk Şükür'ü, yani Fatma'nın dediğine göre oğlunu öldürmüş. Oğlu neden öldürdü? Hamile değilse bu çocuğu neden öldürdü? Çünkü Fatma diyor ki Mustafa öldürdü diyor. Ya öldürme mi öldürme, yok Mustafa bilen bunu öldüremez ya. Yalan abla yalan. O ne iftira yapıyor kocasına ya? Kim öldürdü o zaman? Çok özür dilerim. Ya hamile dedi. Hamile olsa da öldüremez, olmasa da öldüremez abla. Mustafa çocuğu... Peki Mustafa ya, öldürmediyse bu çocuğu işte, kim başkası öldürdü? Başkası tarafından öldürdüyse bilmem. Ya bir şey söyleyeceğim. O köydesiniz. Ya sen öldürdün. Ya komşu Halil. Ya Halil öldürdü. Erkekler ya da işte Fatma sevgilisiyle öldürdü. Zaten dip dibesiniz. Ya abla ya... Ya da sen torun katilisin yani. Bir, ya sevgilisini biri... mevgilisini ben abla ben sevgilisini öldürdüğünü yani bilemem. Sevgilisi de öldürmüş olabilir. Hmm. Peki o dönemde sevgilisi var mıydı? Mustafa sürekli evde. Öldürmüş olabilir abla. Öldürmüş bir dakika, olabilir onu bilmem. Mustafa. Allah var yukarıda görmedim için öldürdü diyemem ya. Mustafa sürekli evde. O sırada biri yabancı biri kızını hamile bırakıyor. Mustafa görmüyor mu? Ya ha canım. Görmüyor mu Mustafa evde? Eve biri girip çıkıyor, bir şey yapıyor. Kıza zarar veriyor. Ya
Ya abla ya hırsız adam eve giren girerken görünür mü ya? Peki tamam diyelim ki Tahsin Bey, Tahsin Bey diyelim ki tanımadığı bir insan. Tanımadığı bir insan. Sevgilisi, köyden başka biri, o bu çocuğu hamile bıraktı. Tanımadığı bir insan kızını hamile bıraksa Mustafa ne yapar? Evet. Ne yapar Mustafa? Ya her şeyi yapar ya. Hamile bıraksa da yani o adamı bulur. Hı? Gönlünü vermek ister ya. Tamam. Arkadaşlar. Bir de ondan bir de para alır. Para alır bir de abla ondan ya. Bir de para alır. Demek ki yani öyle bir şey olsa ortaya çıkartır. Tanıdığı yani biri demek ki zarar vermiş. Arkadaşlar görüntüler hazır mı? Mustafa Efendi. Nasıl, ne zaman geliyor? Bana söyler misiniz? Ya gelsin, vereceğim. Ne zaman arkadaşlar? Hazır mı, hazır değil mi? Bana onu söyleyin. Hadi verin o zaman ekranlara. Mehrican, Zeynep Kod adlı Mehrican'la sevgilisiyle beraber bizim stüdyoyu basmaya geliyormuş. Öyle mi? Buyurun sevgili izleyiciler, ekranlarda. Ben sana şunu söyleyeyim, ben atayım, ben kendimi yazdım. Sen tekrar atıyor. Allah Allah. Bilmiyorum. Tekrar çık bakayım. Ben çıkayım. Hadi bu ana dine çocuğun doğum günü. Durmadan oturma. Fatmacığım, burası senin evin değil mi? Evet. Bu ekrandaki de Zeynep Kod adlı Mehrican. Canlı yayın açtılar. Canlı her gün açıyorlar dedi var mı? Her gün açıyorlar. Arkasında da çoklardı. Ben onları da ekranlara getireceğim. O canlı yayını da ekranlara getireceğim. Arkasında da çoklardı. Beni karalayıp beni şey edenler, gülenler, bana pat pat diyenler. Senin Gizem diye bir kadın. Arkasındayız. Zeynep'in arkasındayız. Eniştemin arkasındayız. Tamam, ben onların çevirdiği bir oyunu da açıklayacağım birazdan. Her şeyi açıklayacağım bugün sevgili izleyiciler. Sen rahat ol Fatma. Sen yeter ki bize gerçekleri söyle. Görüntü bir kez daha ekranlara gelsin. Burası senin kızının kaybolduğu ev değil mi? Yani aynı, sen, yattığımız oda. Şükür'ün yattığı oda. Yattığı oda. Başka bu odada yatmadı zaten. Yani Şükür öldürüldü değil mi? Kesin değil zaman. Başka bir oyun yok. İnsan böyle oynar mı sevgili izleyiciler? Sizin oynaz. Takdirinize ama bırakıyorum ya. Oyuncu. Yani oyuncu. İbretlik görüntüleri bir aynen kez daha yayınlıyoruz. Oyuncu. Ben sana şunu söyleyeyim, ben atayım, ben kendimi yazdım. Sen tekrar atıyor. Allah Allah. Bilmiyorum. Evin aşağı tekrar çık bakayım. Ben çıkayım. Yes.
kulakları kırmadan oturma. Yine çocuğun doğum gününü doğum gününü görüntüler. Bir kızın cinayeti, 15 yaşında hamile bırakılıp öldürülen ve 10 yıldır suskun olan bir aile var ortada. Bir cinayeti konuşuyoruz. Zeynep Kod adlı Mehrican canlı yayın derdinde kaşık havasıyla oyun oynayıp orada para toplama derdinde. Mustafa aynen. Efendi de kızı kaybolmuş, katilin Fatma olduğunu düşünüyor. Sevgilisiyle beraber evde kaşık havasıyla. Gökhan'ın orada parmağını sütüyor, şefimizin parmağını neredeyse parmağını kırıyormuşsun. Neden? Neden, neden? Madem katil sen değilsin, Fatma niye burada değilsin, niye ekibime şiddet uyguluyorsun? He Mustafa? Neden, neden? Evde utanmadın mı bu görüntüleri kaşık havasıyla beraber, sevgilinle beraber, kızın kaybolduğu evde kaşık havasıyla oynuyorsun? Tahsin Bey'i bir göreyim lütfen. Tahsin Bey olacak iş mi, gözünü seveyim. Senin torun kaybolmuş, senin oğlun kaşık havası oynuyor. Ayıp değil mi ya? Valla abla ya, abla bu alnını bile kırıştırmıyor bu adamlar ya. Bu adam alnını bile kırıştırmıyor ya, benim kadar ağlamıyor o adam ya. İşte neden? Abla... Ya alnını bile kırıştırmıyor, alnını bile kırıştırmıyor abla. Bu Mehrican'ı seninle tanıştırdı mı? Eve getirmiş o kadar, bak kaşık havası oynuyorlar. Torunla beraber Yasin'i de kaldırmışlar. Tahsin içeride duruyor o sırada. Sözüm ona, Tahsin'e doğum günü yapıyorlar. Mehrican para toplamı derdinde. Dünyanın da parası topladığı bilgisi bana geldi bu canlı yayınlarla. Sana getirdi mi Mehrican'ı? Ha, getirdi mi Tahsin Bey? Ya ya getirmedi abla, getirmedi. Türkan'a bu küfür yapınca, Türkan'a tehdit yapınca o zamandan bu yana zaten konuşmuyoruz biz abla ya. Mustafa da gelmedi ki. O getirdiği hanımı da gelmedi buraya. Ya özür dilerim. Gelmediler abla, gelmediler buraya. İnsan kaşık havasını mutlu olduğu günlerde oynamaz mı ya? Aynen. Ya kızının cesedini arıyoruz. Ben yapmadım, katil değilim diyor. Fatma diyor, yaptı diyor. Bu adam kaşık havasıyla sevgilisiyle oynuyor yani. Olacak iş mi Tahsin Bey ya? Ya ablacığım bunlar var ya, ikisi de bu işi biliyorlar ya. Bunların ikisi de bu işi biliyor, söyleyemediler. Ama bir gün olsun söyleyecekler. Önce Mustafa mı söyleyecek, Fatma ya, mı söyleyecek? Tamam abla, şimdi bunlar ikisi de alnını bile kırıştırma ya bunların ya. Ya bunlar ikisi de bulacaklar, çıkaracaklar bu işi. İkisi biliyor ya. Ya Fatma geldiğinden beri sürekli ağlıyor. Oğlunun bir defa bile ağladığını görmedim ya. Sadece oğulları gelince ağladı. Tahsin Bey, senin oğlun başkası o çocuğu hamile bırakmış olsaydı, tanımadığı bir insan hamile bırakmış olsaydı, bir daha söyler misin? Oğlun Mustafa ne yapardı? Abla vallahi ortalığı yıkaladı bu kişi ya. Ortalığı ikisi de yıkaladı. Yalan bu hamilelik, yalan, bir şaşkın çocuk. Nasıl elle bir ilişki kurabilir ablacığım ya? O zaman ya abi, ya öyle mi? Oğlum yaptın sen bana, bunları mı gönderiyorsun? Sen de onu ortaksın o zaman. Öyle mi? Bana bana bunu yaptın bana. Ya bana ya, yalan çoğulun. Herkes kandırdın diye. Sen yalan konuşmadın mı? Sen kasabayı kandırdın, kasabayı. Yalan çuvalı ya, sen Türkiye Cumhuriyeti'ni kandırdın sen ya. Şimdi nasıl herkesi inandırmaya çalıştın? Son zamanında beni inandırdı. Sen de yapma o... Ya. Kaçtığını inandırdı işte. Sen de yalan, yalan kitabı var, yalan kitabı var ikinizde de. Gündüz akşama kadar sayıyorsunuz siz. Aynen. Hani size çekmişti işte size. Sen saymıyor. Sizin yanınıza dura dura size çekmişin. Ya sen kimi kandırdın burada ya? Mahalleyi kandırdın. Ya muhtar söylemedi mi ya? Hmm. Muhtar söylemedi mi? Herkese gel... Çarıkçalı'yı kandırdın. Türkiye Cumhuriyeti'ni kandırmadın mı? Bir daha söyle, duymadım.
niye varmadın anlamadın ettin beni. Tabii bulamaz geldiniz oğlunuza bir gelin. Ne düşeyim ben seni? Kaçırdıysak böyle mi yapmak lazım? Hmm. Hayır diyor ki oğlunun... Hayır oğlunun diyor, oğlunun diyor ne, nasıl bir insan olduğunu bildiğini bilmene ya rağmen... Ya sen de aynısın. Hmm. Bak tencere kapağını yuvalamış bulmuş. Tam bulmuş. Yani kusura bakma. Tam buldunuz. Tam buldunuz gelininizi. Tam buldunuz. Aynı oğlun gibi birini buldu da. Yani gibi birini buldu. Ya kimi bulmuşum ben? Oğlun yani gibi birini buldu ya da. Ya kimi buldum ben? Bana ne ya? Ben öyle bilen değilim kusura bakma. Oğlum özür beni kandırdı. Özür dilerim o senin oğlun. O da senin gibi çıkar yarın 400 sonra. Aynen. Ne dedi ne dedi bir daha söyle. Ne o da senin gibi çıkarmış. Tabii şunu merak ediyorum. Senin oğlun niye sevgili yapma derdinde? O da senin gibi olur aynı. Hmm. Vallahi abla hiç alnını bile kırıştırmaya bu ya. Vallahi benim kadar kardeşi Ali kadar ağlamıyor ya. Biz ağlıyoruz ya. Yerlerin yüzüne bakamıyorum ben ya. Ablacığım ya. Yetmek şunu kahvelere çıkamıyorsun. Dedin kahvelere gelin sorun ya. Kahvelere çıkamıyorum abla ben ya. Zamanında bu tarzada çamadafsal da çürüyeydi. Diyor ki şunu söylüyor. Zamanında diyor senin oğlun 80 yaşındaki bir kadını darp edip işte taciz ettiği iddiası da var ama şeyde soruşturmada daha doğrusu davada darp iddiası var. 80 yaşındaki bir kadının ölümüne sebep olduğunda sen de eşin Türkan gereğini yapsaydınız. Çocuk o zaman cezasını çekseydi bunlar ablacığım yalan ya. Korkardı, değil mi? Ya adamlar bize iftara yaptı bak. Benim oğlum iftara yaptı. Hmm. Yalvaç ağır cezaya gitti. Yalvaç ağır cezada barat yetti. Temize gitti bunun evrakları. Hayır senin oğlun bu işi evraklar tamamen... Evraklar temize gitti. Kafası gözü mezarlıktan çıkarıldı. Tansi Bey bilmem anlayabilecek tıpa kesin getti, ama... Tıpa gitti barat etti. Barat etti hayır, ya. Hayır beraat etti ama şöyle beraat ediyor. Senin oğlunun oğlunun kadını öldürdüğüyle ilgili delillerde şüphe uyanıyor. Ve şüpheden de sanık yararlıdır diye senin oğlun öyle beraat ediyor. Senin ya da öldürmemiştir diye bir şey öyle o şekilde beraat etmiyor senin oğlun. Sadece diyor ki delillerde şüphe vardır diyor. Şüphe olduğu için senin oğlun beraat ediyor. Anladın mı? Hukuki bir şey. Ben şimdi bunun tartışmasını seninle yapamayacağım. Anlatamayacağım sana yani. Anlamaz ki. Ama sonuçta 80 yaşındaki bir kadıncağız var ya, olayın şokuyla hayatını kaybediyor. Korkunç bir şey ya. Ailesi perişan durumda. Torunu yayına bağlanacak. Abla orasını bilemem ben, orasını bilemem. Tamam, hiç konuşmadı değil mi? Bunu içeri aldılar. Benim suçum var, benimle hiç konuşmadı. Benim oğlanı içeri aldılar. Kızım vardı mesela, hiç konuşmadı. İki buçuk uç aygıda yaptı. Görüyordum ben aileyi. Bir dakika, dur. Ya tıpa gitti, tıpa atletime gitti, atletimden temiz geldi. Hayır, öyle değil. Şey almamıştır, rastlanmamıştır dedi. Beraat etti ya. Hayır, beraat etmiyor. Bir şüphe uyanıyor delille ilgili. Dolayısıyla bu şüpheden sanık yararlanır diye senin oğlun öyle beraat ediyor. Bunun bir adını koyalım. Yani o kadına darp etmemiştir ya da işte taciz etmemiştir diye bir rapor yok yani. Tamam canım, o rahat ol yani. Ben onunla ilgili bilgileri, hukuki şeyleri de açıklayacağım. Söyle Fatma. Yani kadınla kızı komşunuz vardı. Ya bir de kızı vardı mesela, hiç konuşmazdı. Ben sanki benim suçum var gibi konuşmazdı ama benim suçum yoktu. Ben o zamandan yoktum ki. Ama haklılarmış. Bak bir şey söyleyeceğim Tahsin Beyciğim. O zaman senin eşin Türkan oğlunun açığını kapatmış. Tamam mı? Şimdi o konuyu daha sonra gelir konuşuruz. Yani o torun da yayına katılacak 80 yaşındaki kadıncağızına Allah rahmet eylesin. Ya benim eylesin. Hanım neye kapatacak açığını abla ya? Biz orada, bir şey bilmiyoruz ki ya. Hayır sen değil ama annesi Türkan oğlunun açığını kapatmış. Kapattığı için de neyse o olaya yeri ve zamanı gelince gireceğiz. Eğer o zamanlar yani şunu söylüyor kısacası senin oğlun böyle problemli bir çocukmuş. Madem öyle problemli bir insana beni neden kaçırdınız diyor Fatma. Aynen. Tamam mı? Buna yanıt ver. Madem siz oğlunuza kız vermemişler ya abla köyde. Bizi kaçırmadan bak sen. Ha, söyle Tahsin Bey. Ya ablacığım bak ben bunun cezaevinde babasıyla yattım mı? Bak bunun babasıyla ben cezaevinde yattım. Bunun babası da biliyordu ben bunu kaçırmadan ya. Bunu kaçırmadan biz kaçırmadan babası da biliyor. Amcası Necep de biliyor. Hepsi biliyorlardı bunu ya. Hayır sonra baba sonra öğreniyor. Fatma'yı aynen. Sonra şey yapıyor. Biz şimdi Fatma'yı uyarıyor sonra da iş işten geçmiş oluyor artık. Bunu bana hatta o sırada askerde yani. Oğluna başka kız bulamadın mı Fatma dışında? Bulamadın mı Tahsin Bey? Ya ben bulurdum abla ben bulurdum. Bunun cezaevine yatınca babası verdi bunu bize ya. Ha, köyde... Gönüllü verdi gönüllü. Kendi dünür oldu kendi. Köyde kız vermiyorlarmış senin oğluna. Başka kız bulamam mı ya? Dolu kız ya. Ay bulamamışsınız sen işte. Sen pardana var ver abla.
çocuğa kız bulan Mustafa'ya evlendirecek birine bir... Benim evimde o zaman 150-200 tane koyun vardı abla ya. Sonra senin koyunlarını da yemiş, öyle diyorsun Mustafa. 100 tane, 150 tane koyun da gitmiş. Ya zaten ben ona 100 koyun verdim. O koyun ya Fatma gelin eksiydi zaten bu koyunlar satlayıydı ya. Geçileri koyunları. Hatta o Halil'in babası var işte. Babasından aldım ümmetten hatta 30 geçi. Geriye de 100 küsür koyun verdim zaten. Şimdi ben sevgili izleyiciler, Fatma bize çocuğun gömülmüş olabileceğini iddia ettiği bir yer Fatma gösterdi. Fatma gelinle barabar yediler zaten bu koyunları geçirir bile bununla. Tahsin Beyciğim bir dakika. Yani Fatma bize hep şunu söylüyor. Benim kızım bir yerde yani sizin babanızın bir arazisi varmış. Çocuğun orada öldürdüğünü, Mustafa'nın orada öldürdüğünü ve o araziye de gömüldüğünü söylüyor. Biz o arazide çekimler yaptık. Onu ekranlara getireceğim ben birazdan. Öyle yapalım. Önce onu getirelim, sonra arkasından drone'u getirelim, drone'lu görüntüyü. Arkasından da bu Zeynep Kod adlı Mehrican'ın Fatma için Mustafa ile beraber nasıl kumpas kurduğunu onu açıklayacağım birazdan. Öte yandan oğlu ile ilgili görüntülerini açıklayacağım. Hatta o görüntüleri Fatma'nın ve oğlunun birbirine sarıldığı anları ekranlara getireyim. Ben dün aslında onu biraz sinyalini verdim sevgili izleyiciler. Yasin, çünkü sosyal medyada canlı yayın açıldığı sırada bir adam geliyor diyor ki ben diyor Fatma'yı seviyorum diyor bir hesaptan. O hesabın ne olduğunu, kim olduğunu, kimlerle bağlantısı olduğunu birazdan o gerçekleri öğreneceksiniz ama Fatma biz sana bugüne kadar bak bir şey sordum. Tahsin Beyciğim senin torunun maalesef öldürülmüş. Hatta evet. Fatma'nın iddiasına göre oğlun öldürmüş. Yani babası öldürmüş. Şimdi nereye gömmüş olabilir diye sen önceleri inanmıyorum dedin. Sonra bize bir yer gösterdin. Aklına orası geldi. Ya abla bak şimdi yarından itibaren gelsin. Babamın damın yanında oraya gömüldüyse beraber arayalım ya. Beraber arayalım jandarmayı, kumandanla ben de giden arabaya ya. Tamam peki Fatma bugüne kadar orası... Ya bunu bak Fatma gelin kendi de öldüremez bunu bak. Yani Mustafa kendi de öldüremez ama onun dostları öldürdüyse onu bilemem ben. Hayır bir şey söyleyeyim. Senin kız torununu yürüyerek oraya götürüp arkasından tarlaya kadar yürüyerek götürebilir. Öldürdüyse tek başına taşıyamaz evet. Ama babası ya çocuk da babasına güveniyor ya. Oraya kadar götürüp yürütüp ondan sonra da öldürmüş olabilir yani. Bunu baba annesi söylüyor. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Niye Mustafa çocuğu öldürdü o zaman? Dedim ama yani benim şüphelendiğimi öğrenince kesin öyle bir şey oldu. Yani şüphelendi diye kesin yani hastaneye çıkarması da bence meşhur. Öyle yani, bir şey oldu. Hastaneye gitmesi. Hadi beraber arayalım orada gelsin ikisi de gelsinler bunlar. Beraber arayalım doğru ya. Hastaneye çıkarması falan yani ben. Ablacığım bak Didem abla. He canım. Bak Didem abla beni dinle. Öyle. Bizim dağın toprağı başka dağa aktarılacak. Bizim bu dağda bu çocuk yok ya. Ya bir dakika ama öyle diyorsun. Nereden biliyorsun olmadığını? Mustafa söyledi mi sana? Nereden ya abla biliyorum ben bunları ikisi de yapamaz. Ama Fatma gelin dostuna başkasını öldürttüyse onu bilemem. Allah yani yukarıda. Senin torununu biri hamile bırakıyor. Fakat bunları ikisi de öldüremem bak, bunu ya. Bak kendine söylüyorsun Tahsin Bey kendi ağzında söylüyorsun. Mustafa diyorsun köydeydi diyorsun. Sonra biri hamile bıraktıysa tanımadığı bir insanı hamile bıraksa Mustafa köyü yangın yerine çevirir diyorsun. Demek ki tanıdığı bildiği bir insan ya da daha da korkuncu. Evet aynen abla aynen. Evet, ama dur dinle bak Fatma diyor ki ya bu çocuğu. Babası mı hamile bıraktı? Kesin Didem Hanım yani öyle yani korkun. Şüphem öyle. Başkası olsa kesin bir şey yapardı. Yani benim şüphelendiğimi anlayınca. Benim şüphelendiğimi anlayınca kesin bir şey yapardı. Uyuttu beni. Sadece beni uyuttu. Kesin İftira beni uyuttu. Yapma Allah var yukarıda bakıyor bak. Oyunların sebebi bu. Oyunların sebebi başka bir şey olamaz Didem Hanım. Oyunların sebebi olabilir. Ya o gece götürdüğünü kabul etmediği için. Aynen. Sürekli böyle bu. Seni kızdırmak için hareketler yaptığı oyun için. Oyun oynadı Didem Hanım. Beni kızdırmak için, beni sinir etmek için oyun oynadı. O pis yanındakını bulmasının sebebi her şeyi o. Peki çocuğuna zarar verdi. Sen nasıl görmedin ya? Didem Hanım ben görmedim. Çünkü beni inandırdı. De kaçtığına inandırdı. Yani ben uyumuşum. Başka hiçbir şey değil. Yani beni uyutmuş. Benim gözlerim kapanmış. Başka hiçbir şey demiyorum. Ya görmez mi abla ya? Her şey bilir abla ya. Ben görmez mi ya? Ya karı kocanın ne yaptığını ne işlediğini bilmez mi abla ya? Ama o sırada ben evde değildim. Elma toplamaya gidiyordum. Mustafa evdeydi diyor. Aynen. Tamam canım. O yüzden diyor babası bir şey. Çocuk da zaten biraz şey bir çocuk. Ya elmeye gittik abla o da. Ya sen o öncesini gidiyorlar elme. Mevlüt her şeyi açıkladı. Sen de şimdi söyledin ya. Elma toplamaya sonra gidiyorsunuz eyvallah. Isparta'dan döndükten sonra gidiyorsunuz.
Sadece ondan o zaman önce, mı elma toplanıyor Sparta'da canım? O zaman önce de gittik canım. Gel de bile. Öncesinde de elma koruyor. Toplanıyor. Öncesinde elma koruyor. Toplanmıyor Sparta'da yani. Oğlunu korumak için. Tövbe estağfurullah ya. Önceden de elma toplanır abla da önceden bize Isparta'ya gitmeden bizimle gitmedi bu ya. E tamam senle gitmedi biliyorum. Isparta'ya gitmeden bizimle gitmedi. Isparta'dan geldikten sonra bana da geldi. O da geldi biliyor. Kendi biliyor. Tamam neyse ben şunu biliyorum. Beraber gittik ya. Oğlun köydeymiş onu biliyorum. Neyse şunu. Yalan söylüyor o ya. Oğlun köydeymiş az önce kendini söyledin. Tahsin Bey. Şöyle yapalım. O dede evi drone'la bir ekranlara getirelim. Neden ısrarla dedenin evi? Yani Tahsin Bey'in babasının evinden bahsediyor. Bir drone'la bir görelim. Sonra aşağıdan göstereceğim. Aynı zamanda Instagram'a da koydunuz mu arkadaşlar drone görüntülerini? Instagram'a da koyduk sevgili izleyiciler. Ama önce ekranlara gelsin. Instagram'a da aynı anda gelsin. Buyurun. Mustafa yapıyor da hodri meydan, hodri meydan her şeyi sor. Ben bugün her şeyi bugün soracaktım. Tamam mı? Planı ben yapıyorum. Bu yayını ben moderatör ediyorum. Tamam mı? Bu programda Didem Arslan Yılmaz'la vazgeçme. Tamam kardeşim? Böyle hodri meydan, hodri sen istediğin şekilde ben yayın yapamam yani. Bugün neden yoksun burada? Otelde böyle ekibime saldırmışsın. Tamam mı? Gökhan'ın neredeyse parmağını kırmışsın. Kırmayan bir an. İnşallah çocuğa bir şey yok değil mi Gökhan? İnşallah. Merve'nin kollarını mosmor yapmışsın. O çocuklar görevini yapıyor ve sana da şu yüzden geldiler. Yayına çıkmak ister misin? Hodri meydan, hodri meydan, hodri meydan. Her şeyi sor bugün diyordun ya. Bütün soruları açıktın ya. Bütün soruları açıktın ya. Biz ekibimizin söz hakkını, cevap hakkını kullan diye oraya gönderdik. Çocuklara ne saldırıyorsun öyle? Neden saldırdın Merve'ye? Kollarını mosmor yapmışsın. Gökhan'ın parmağını neredeyse kıracak şekilde bükmüşsün. Neden, neden? Bu kadar paniğin neden, endişen neden? Neden Zeynep Koda adlı Mehrican'ın görüntülerinin yasaklanmasından rahatsız oldun? Madem sevgilin yanına oturtacaksın Fatma'dan boşandıktan sonra. O kadar güveniyordun, yanına oturtacak kadar güveniyordun ha? Neden? Niye rahatsız oldun? Neden rahatsız oldun? Bana onu söyler misin ya? O görüntüyü birazdan ekranlara getireceğim ya. Ekibime saldırmış Tahsin Bey. Ama şunu bana söyle. Yani yine görevimizi yapalım. O görüntüyü ekranlara getireceğim. Getirince gereğini söyleyeceğim. Gerçekten dayanamıyorum ya. Olacak iş değil yani gerçekten. Elimi neden sıkmadın diyor. Sen önce aklan, ben senin elini sıkayım kardeşim. Tamam. Çıkarken ben niye senin elini sıkayım? Fatma'nın elini sıkmıyorum. İkinizin elini sıkmam. Yani. İkinizin elini sıkmam. Sıktı mı senin elini? Hayır. Tamam. Onun elini de sıkmam. Sen aklan, de ki ben katil kesinleşsin. Helal olsun sana diyeceğim. Kızının katilinin bulunması için burada mücadele verdin ya. Helal olsun. Ama ekibime demiş ki, katilsem de insan katilin elini sıkmaz mı demiş. Allah Allah. Kabul mü ettin katil olduğunu? O anlama mı geliyor? Çok ilginç Mustafa Efendi. Şimdi neden burası? Yani Tahsin Bey'in babasının evine. Neden? Onlar... Nereden aklına geldi? Günlerce aklına gelmedi. Yani armut topladık dedi ya dedi var mı? Ondan sonra aklıma geldi. Armut topladık beraber dedi ya. Yani en sabit yer yani en şeyli yer ama orası. Onun öncesini sen söyledin. Dedin ki kız orada gömülmüş olabilir. O bölgenin bir adı var. Kendirlik. Kendirlik'te olabilir dedin. Evet. Sen onu söyledikten sonra armut diye armut toplamaya gittik. Armut'a 10 senedir mesela 10 senedir orası kurudu. Yani dedem öldükten sonra kurudu orası. Yani armut marmut toplanacak ağaç kalmadı.
Peki özür dilerim, sen Kendirlik bölgesini söylerken dedenin evini söylemedin mi? Kendirlik'te yani, nereye götürmüş olabilir? İşte Kendirlik orası, dedem orası zaten. Ama sen Kendirlik ve dedenin evini söyledikten sonra Mustafa sana şöyle kaç göz yaptı, dedi ki biz seninle oraya armu toplamaya gitmedik mi dedi. Aynen öyle söyledi. Yani şunu söylemek istedi. Yani Kendirlik dedesi zaten orası çıkardı değil mi? Yani Kendirlik dedin ki dedesinin orası akmayı. Ama önce Armut'a öyle söylemedi. Bak sen de lütfen, ben her şeyi hatırlıyorum. Biliyorum biliyorum. Tamam canım benim. Önce sen dedin Kendirlik bölgesinde. O aynen. Da sana dedi ki biz beraber armut toplamaya gitmedik mi dedi. Sen ondan sonra yani dede evi diye daha da netleştirdin. Aynen. Ama öncesinde söylemek istemedin sen de. Yok söylemek değil yani. Büşra sordu ya yani orada olabilir mi diye. Ben de hani başka yerlerde söyledim, ben dedemin evi aklıma geldi, benim orası aklıma geldi. Ya oralarda köye? Boş ev çok, evet. Oralarda olabilir diye aklıma geldi. Çünkü boş ev çok oralarda. Yani köye 15 fazla dakika. Gidilmez oralara. Bu arada Kendirlik'le dede evi çok yakın değil diyor Büşra. Aslında çok yakın değilmiş. Değil değil. O yüzden Kendirlik dedin, fakat sonra biz oraya armut toplamaya gitmedik deyince sen bunun üzerine. Aynen. Tamam, bunun üzerine yakın sen. Değil. Çünkü orada da boş evler akma geldi. Kendirlik deyince boş evler dedemin orası akma geldi. Boş evler çok orada. Yani görünüyor hala şeyde de. Bu arada Büşra diyor ki ben sormadım oralarda olabilir mi diye. Ben böyle bir evi bilmiyorum. Yok yani ben akma geldi. Sen söylüyorsun yani. Büşra Kendirlik sen... deyince benim orası aklıma geldi. Şu armut toplama olayını söyleyince yani çocuğun o zaman dedesinin yani şu eve götürmüş nereye olabilir. Gömmüş olabileceğini düşünüyorsun. Yani o ev gösteriyor yani. Şu an ekranları. Yani LED'e veriyor musunuz evi? LED'e versenize. LED'e verin Fatma da görsün. Versenize. Yani şu, bu ev o zamanlar benim şey ettim de yıkık değildi, bak yıkılmış. Yani o zamanlar 10 sene evvel yıkık değildi bu kadar. Sizi buraya, seni buraya Mustafa götürdü mü hiç? Biz yani koyun güttüğümüzde, aşağıda koyun güttüğümüzde ben buraları ben çıkardım dedi bana. Peki Mustafa özellikle seni zaman zaman oraya götürüyor muydu? Yok hiç götürmedi. Yani 10 sene çocuğum kaybolduğundan beri hiç gitmedik. Hiç gitmedik. Tahsin Bey, Fatma senin babanın evine çocuğun gömülmüş olabileceğini söylüyor. Babanın evi var ya, babadan kalan senin evin. Evet abla, yalan abla, yalan. Yarın bak jandarmalar gelsin. Türkiye'de ne kadar köpek varsa gelsin, sözüm ona. Yarın beraber arayalım abla ya. Yalan ya. Peki nasıl böyle emin olabiliyorsun çocuğun orada olmadığına? Sorma. Her tarafı serbest değil mi? Peki çocuğun... Ya ben eminim ya. Bunların ikisinin elinin altında abla bu ya. Adam gibi söylesinler ya. Ya Tahsin Bey. Damın damın ya. Damın ya Tahsin Bey bakın tane tane söyleyeceğim. Tahsin Bey tane tane söyleyeceğim. Tahsin Beyciğim bak tane tane konuşacağım canım benim. Anlayacağın şekilde. Abla beraber arayalım yarın. He dur bekle. Gelsin köpekler. Arama köpekleri gelsin, beraber arayalım ya. Bir dakika, tane tane konuşacağım. Tamam Tahsin Beyciğim, tane tane konuşacağım. Tamam mı kardeşim? Özür dilerim kardeşim dediğim için ama yani gerçekten ben de çizgimden çıkıyorum. Bak bizim programımız Avrupa'da izleniyor. Amerika'da izleniyor. Azerbaycan'da izleniyor. Tamam, o da abla, tamam, İran'da izleniyor. Her yerde izleniyor. Bir de sosyal medya diye bir şey var zaten. Tamam mı? Yani her biz o görüntüleri yayınladığımızda altına 2000 3000 tane yorum yapılıyor. Binlerce kişi o görüntüyü izliyor. Milyonlarca kişi o görüntüyü izliyor. Yani senin torun hayatta olsaydı Tahsin Beyciğim şu anda burada bizimle beraber olurdu. Yani senin torunun hayatta değil. Tamam Tahsin Beyciğim. Eğer senin yani sen buraya gömülmedi diyorsun. Ablacığım, nereden biliyorsun? Ablacığım ayakta değilse barbağı bulsun, ikisi de bulsun. Sen nereden bulsunlar biliyorsun? Çocuğu nereden versin, neredesin ya? Nereden nasıl biliyorsun? Nasıl bulsunlarsa bulsunlar abla. Yapmaz oğlunun, bana. Oğlunun babanın yani senin babanın bu ya araziye... Ya ablacığım ayakta değilse gelsinler yarın bulsunlar ya. Ya Tahsin Beyciğim eğer bu araziye gömülü değilse o zaman sen Şükür'ün gömülü olduğu yeri biliyorsun demektir. Bana o zaman sen söyleyeceksin torun nerede gömülü. Sen söyleyeceksin. Ya abla gömülü olsa ben onlardan evvela giderim. Jandarmayı da yanıma giderim abla ya. Burada olmadığını nereden biliyorsun? Bu arada bu görüntülerin... Ya abla katiyen biliyorum ya, ne bileyim. Aşağıdaki görüntüleri aynı zamanda Instagram'a da koysanız Pınar'cığım ya. Ya abla Bomundam'a niye gömülsün bu ceset ya? Bomundam köyden. İki saatte yayan anca varılır iki saat. Yaya değil. Zaten iki saatte bir tek kişi bu cenazeyi oraya götüremez ya. Motosiklet de gidiyor. Anladın mı? İster yani 15-20 dakikada gidiyor. Motor bisiklet de çıkarmaz oraya cenazeyi. Büşra, ya bir cenazeyi 5-10 kişi götürüyor abla ya. Tahsin Bey ben zaten cenazeyi oraya çıkardığını söylemiyorum. Çocuğu canlı. Anlayan abla 5-6 kişi götür. Yetmez abla ya. Canlı götürdüyse orada yürüyerek... Söylesin, göster. Alın sesini. Canlı duy beni. Canlı oraya götürdüyse çocuk yürüyerek aşağı inebilir mi Tahsin Bey? İner mi inmez mi Tahsin Bey? Ya yürüyerek gittiyse tamam kabul. He işte tamam. Yürüyerek gitti de orada öldürdüyse, orada gömdüyse...
Sen bu kadar... Orada bulalım abla. Niye bu kadar itiraz ediyorsun? Ya olayı biliyorsun ya nerede gömüldüğünü biliyorsun bu kadar. Nasıl emin konuşuyorsun canım benim? Olaya dahil olmadığını söylüyorum ya, senin. Bak, olayı ama... bilsem ben zaten olayı bilsem. Şimdiye çoktan söylerim ben zaten. Neyse şu evin alttaki görüntülerini ekranlara getirelim. Aşağıdaki görüntülerini. Diğer VTR Instagram'a da koyun lütfen. Instagram'a koyar mısınız ve görüntülerini, aşağıdaki görüntülerini, VTR görüntülerini arkadaşlar? VTR var diğer VTR'yi. Drone'u verdik, diğer VTR. Hadi inşallah, hadi. Mustafa nereye gömmüş olabilir? Kendilik tarafı, o tarafa insan yetmez benim. Dedesine ait bir ev olduğunu söyledi. O evet. Kendilik tarafı mı? Fatma orayı işaret etti. Vazgeçme. Mustafa'nın dedesinin evini buldu. İşte o gizemli ev. Burada çamların arasında bir ev daha var. Burası da olabilir Mustafa'nın dedesinin yeri. Şurayı çekeyim. Burası yıkılmış tabii. Bir tane böyle ölü gibi bir şey var. Şu etrafını göstereyim. Fatma dedi ki bak burası da çökük. Fatma dedi ki ateş izi var mı bak dedi. Şükür Türkan Erdem kaybolduğunda 15 yaşındaydı. Kaybının ardından 10 yıl geçmesine rağmen kaybıyla ilgili olarak korkunç iddialar ortaya çıkmaya devam ediyor. Bunlardan en önemlisi ise anne Fatma Erdem'in kızlarının başına eşi Mustafa Erdem'in bir iş getirmiş olabileceği. Fatma Erdem bu iddiasıyla ilgili olarak çok sayıda yer söyledi. Ancak en dikkat çekeni ise hemen sol tarafımda görmüş olduğunuz Mustafa Erdem'in dedesine ait olan arazide bulunan yapı. Şimdi burası şuradan merdiven vardır. Buradan eve çıkılır. İçerini de göstereyim. Buraya giremeyiz. Yıkılır burası. Burada dikkat çeken bir şey gördük. Eldivenimi taktım onunla hemen size de göstereceğim. Burada insan saçına benzer bir şey bulduk. Bebek kazağı olduğunu değerlendirdiğimiz bir eşya var. Burada yine böyle lastik benzeri şeyler var. Aşağıya doğru ilerleyelim. Burası... Eski bir yapı. Hemen şurada görmüş olduğunuz kısımda merdivenler vardı muhtemelen ve bu merdivenler vasıtasıyla yukarıya çıkılıyordu. Yine burada bir bez parçası mevcut. Bunu da böyle aldığımız yere yine koyalım. Şurada bir tane çaydanlık var. Hemen şu tarafında eski bir böyle kürek var, kürek şey, sapı yok. Bunu da buraya bırakıyorum. Şu damın oradan aşağıya doğru indiğimde çamlara doğru şurada bir alan var, çökmüş burası. Buraya ulaşım Çarıksaraylar kasabasından oldukça kolay. Hemen karşı tarafta görmüş olduğunuz yolu kullanarak Çarıksaraylar kasabasından buraya ulaşabiliyorsunuz. Müzik
Yani Fatma Erdem'in iddiası eğer doğruysa arkamda görmüş olduğunuz bu yapı herhangi bir şeyin saklanması için oldukça müsait. Fatma, görüntülere çok dikkatli baktın. Aynen, devam. Niye o kadar dikkatli baktın? Önce sen söyle. Başlayınca yani inanamadım. Olabilir dedi de bana, orada götürmüş olabilir. Yani evden sağ salim götürdü. Öldürmüş yani, evden öldü götürseydi zaten götüremezdi. Götüremezdi, mobiletle götüremezdi. Peki sen orada Büşra'ya şey demişsin, ateş izi var mı bir bak demişsin. Aynen. Neden dedin? Yani dedi bana, çok emin ya çıkmayacağından, yani hiçbir şeyin çıkmayacağından çok emin. Yani yakmış da kaybetmiş olabilirdi ya, o aklıma geldi. Çocuğu mu yakmış olabilecek? Aynen. Düşündüm yani, şükürü. Aynen. Onun için. Yani bir gün olsa kemikler çıkar diye. Yani çok emin yani bulunmayacağından. Emin konuşuyorum. Ben bir kez daha söyleyeyim. Yargıtay'ın emsal kararları var. Ceset bulunmasa bile müebbet hapis cezası alabilir. İnşallah Didem Hanım, inşallah. Tamam. Yani her şey onu gösteriyor. Tahsin Beyciğim, bu kez de siz duyun. Ceset bulunmasa bile sizin oğlunuz eğer katilse müebbet hapis cezası alabilir. Ya da Fatma'ysa, sevgilisiyle yaptıysa, kim öldürdüyse bu çocuğu müebbet hapis cezası abla alabilir. Abla yaptıysa cezasını çeksin. Tamam, ceset bulunmasa yaptıysa bile çeker. Yaptıysa cezasını çeksin. Yani. İkisi de çeksin abi buna cezayı. Tamam, sen şu savcımız çok bunların ikisi de suçlu. İkisi de suçlu bunların. O ondan biliyor, o ondan. Onu yaptığını biliyor, onun yaptığını biliyor. Aynen. Sen de oğlunun ne yaptığını bilindirin. Şimdi şu araziyi bir, o da biliyor öyle mi oğlunun? Oğlunun ne yaptığını bilir Didem Hanım. Yani cesedin yerini de biliyor mu Tahsin Bey? Yok öyle değil yani. Oğlunun ne harf çevirdiğini bilir. Yani kızını öldürdüğünü bilir yani. Katil yani olduğunu biliyor. Yani yapabileceğini bilir. Yapabileceğini bilir. Başka ne olacak? Mustafa'nın o kadar çok nasıl gaddardı? Yani evladına... Yalancı olduğunu biliyor Didem Hanım. Yalancı olduğunu biliyor. Kendi biliyor yalancı olduğunu. Hani doğru söylemeyeceğini biliyor kendisi. Duydun mu Fatma'yı Tahsin Bey? Yalan söyleyeceğini biliyorum. Yani oğlu çok hiç doğru söylemediğini kendisi biliyor. Ablacık bunlar ikisi de yalancı. Bunlar bak ikisi de yalan kitabı var bunlarda. Sabahı da oku yaz, gündüz aşımayı da sayıyorsun abaga ya. Aynen. Etmek şunu abla ya. Vallahi ikisi de yalancı bunların ya. Şimdi ben şu araziyi çok merak ediyorum. İkisinde arazi... de yalan kitabı var bunların. Fatma, burayı neden söyledin? Var mı? Orası ta şey mesela, adamların olmayacağı yer mesela. Dam da çok orada. Peki öncesinde bu araziye gider miydiniz? Şükür'le beraber gider miydiniz? Giderdi değil mi? Orada koyun güttüğümüz çok oldu orada. Peki öncesinde Şükür'le... önce, 2010'dan beraber, önce. Ha 2010'dan önce. Peki Şükür'le beraber gittiğiniz armut ağaçları var mıydı? Şükür vardı, sever miydi orasını? Orayı vardı. Çünkü kendisi de çok gitti. Çocuklarla, yani kendi de koyun güttü değil mi? Çocuğum da kendi de gitti oralara. Peki koyun güderken babasıyla beraber yalnız yok, mı yalnız gitme, mı gidiyordu? Yok hiç gitme, hayır. Çocuklarıma kendisi. Babası hiç koyun gütmedi Didem Hanım. Çocuklarım varken hiç gütmedi. Benden sonra çocuklarımız çıktı koyuna, hiç koyun çocuklarımla koyun gütmedi. Ama burada dedesi burada yaşamış, burada evler var evet. Falan. Şükür burayı ilgili hiç, ben burayı seviyorum ne güzel yer yok, falan diyor muydu? Yok söylemedi şey. Söylemedi. Peki çocuk artık öldürüldükten sonra diyeceğim, öldürüldükten sonra. Mustafa ile buraya gidip beraber özellikle bu araziyi, bu hayır, evin içine girdiniz hiç mi? Hiç götürmedi. Hiç götürmedi beni. Kendisi yani, gidiyor muydu? Onu biliyor musun? Onu bilemiyorum. Yani avlanmak için giderdi ama buraya gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. Çünkü avlanmaya her tarafa giderdi. Şimdi şunu biliyoruz. Mevlüt şunu söyledi. Yani Isparta'dan siz götürüyorsunuz yükünüzü. Sonra zaman zaman Mustafa köye gelip gidiyormuş. Evet, söyledi. Peki kızını oraya gömdüyse başka bir yere yani bir yere gömdüyse başka biri taşıyabilir mi onu cesedi? Onu zannetmiyorum dedim ben. Çünkü ben size söyledim ya. Yani kokudan yanaşamaz. O koku şeyi var onda. Çünkü bir hayvan ölse mesela, hayvan mesela bir günlük durdu muydu o kokuyor ya. Evet. Yani oraya varmadan zaten 10 metre ileriden bile kokusunu aldı mıydı kaçar oradan, gusarak kaçar. Yani varamaz. Ama daha sonra alamaz. Yıllar sonra artık çürüdükten sonra, ay neler konuşuyoruz? Bilmiyorum dedim ama. Çocuk... Ama kemikler kalktıktan sonra onu bilemeyeceğim. Yani koku kaybolduktan sonra. Ama bir kez çocuğu oraya öldürüp gömdükten sonra başka biri taşıyamaz yani. Taşıyamaz. Onu yapamaz. Çünkü kokusundan yanaşamaz. Yani hayvandan daha berbat kokar mesela insan, üst şeyimiz yani varamaz. Nereden çünkü, biliyorsun peki? Çünkü dedim ama hayvan bu kokuyu nereden mesela, biliyorsun? Yani bir hayvan ölsün yani bir gün kalıyor mesela hayvanımız var mesela öldü müydü yanına yanaşamaz biz atarız. Yani biz götürürüz sürüyerek. Yani yanına yanaşmaz. Azıcık hemen bir karşıdan bir koku gelsin mesela kaç metre. Mustafa olur. Rahatsız olur öyle rahatsız diyorsun. Rahatsız olur.
yanaşamaz. Ondan biliyorum. Peki bu arada dün oğlun sana sarılmakta çok şey yaptı. Dedim doldurdular o şeyden sonra doldurdular çocuğumu. Çünkü önce böyle değildi. Neden çocuk bu hale geldi? Yani sevgili yaptı diye. Zeynep Kodatlı Mehrican'la birlikte neler çevirdiler? Ne oldu? Şimdi açıklayacağım ben onu ama onun öncesinde. Yani ben çocuğun sana sarılırken öncesinde hiç gelmek istemedi. Ben dedim ki annen bak ben de bir anneyim. Lütfen annene sarıl. Biraz benim yönlendirmem ne oldu ama sonra sana sarılır sarılmaz inanılmaz ağladı yani. O da ağladı sen de ağladın. O anlar bir ekranlara gelsin lütfen. Fatma senin annen. Lütfen annene benim hatırım için sarılır mısın? Sarılın. Sarıl. Lütfen. O senin annen ne olur. Sen de mi ağlıyorsun? Senden vazgeçmedim diyor. Fatma bir yasıyla doysun. Doyamaz insan evladını doyar mı? Doyamaz. Ben senden vazgeçemeyim valla. Bir tane erkek olsa buna vazgeçme. Ay. Hiçbir zaman kimse. Ya. Ayrılık dedim. Anne oğul kavuştular. Sevmek desen sevdim seni her nefeste. Her seferde. Hoşça kal demedim hiçbir zaman kimseye. Ayrılık dedin, gidip kalsın mahşere. Sevmek desen, sevdim mi seni her nefeste. Bir tek sana yenildim her seferindeyim. Türkan doldurdu Didem Hanım, bana da karşı doldurdu. Çünkü Türkan benden vazgeçmez. Yani onu istemezler, beni yine isterler. Ama doldurmuş çocuklarımı. Sevgili diye tutturmuş, başka bir şey yok. Hiç şükürü merak etmediler mi? Hayır. Hayır yani çocuklarım var. Tabii. Yani bildikler bence için yani, yani. Karşı değil, yine iş ettikler için onlar da iş etmediler yani. Yani çünkü baştan beri biliyorlardı. Onlar da inandılar kaçtığına. Yani şimdi bana ettiği gibi belki de onlara da kızdılar. Sana bir kumpas kurmuşlar ikisi de. Şimdi onu açıklayacağım. Çocukların da buna inanmasını sağlamışlar. Öyle görünüyor. O kumpas... Neyse, ilk zamanlar benimle konuşmazdı. Benimle aramazdı, sormazdı. Bana tepkisi yoğudu. O gün kaçtığı gün bilen yüzü şey gibi zaten. Yani o gün bilen sarılsaydım kesin ağlardı. Denizler, ülkeler geçti. Sarılıyor sana ya. Seni anlatmam. Çocuğum bilmem mi? Suratından D veriyor zaten suratı. Hoşça kal demedim. Güreş değildi. Hiçbir zaman kimseye. Ayrılık dedim, gidip kalsın mahşere. Keşke böyle kalayla dersin de. Sevmek desen... Şu halleriyle kalaydı diyorsun. Fotoğrafları mı görüyorlar? Her nefes. Bu halleriyle kalsaydı. Şimdi aslında anne babalar hep onu isterler ama çocuklar büyüdükçe sorunlar artar derlerdi de ya ben de onu yeni yeni görüyorum yani. Daha böyle hayat zorlaşıyor. Keşke bu hallerde kalsalar. O halim bu Didem Hanım bak. Bu halim şimdiki halimle beni yarıştırıyor da o halim bak. Zayıf halim. Dişlerim ağzımda şey gibi. Bakımsız şeydik. Çocuklarım da aynıydı. Sevmek desen sevdim mi seni? Her nefes. 130 kilo oluyor. Babası kilo kıydı sanki. Diyorsun yani. Babası mı kıydı? Kesin dedim hanım. Yani bu oyunların sebebi bu. Çıkmaması için yani oyun oynaması, inandırmaması. Şimdi kumpası açıklayacağım sevgili izleyiciler. Dün ne dedi Mustafa önceki gün? Sosyal medyada bunun bir sevgilisi varmış. Niye araştırmıyorsun Didem Hanım dedi. Niye araştırmıyorsun sen diyor. Bir de parmakla sallıyor böyle bazen.
Şimdi parmağı en son kim sallayacak göreceğiz. Şimdi TikTok'taki bir hesapta hesap kuruluyor. Hesabın adı Mahmut Civelek. Fake bir hesap kuruluyor sevgili izleyiciler. Lütfen çok dikkatli izleyin ve dinleyin. Bu fake hesabı kim kuruyor biliyor musun? Zeynep Kod adlı Mehrican ve Mustafa birlikte yapıyorlar bu operasyonu. Kumpası sana onlar düzenliyorlar. Oğlanı, yani oğlumu kandırmak için. Hem oğlunu kandırmak için. Milleti kandırmak için. Hem de o sahte fake hesap üzerinden sanki seni o seviyormuş gibi senin görüntülerini, yazılarını falan paylaşıyor. Onu da yarın ekranlara getireceğiz o fake hesabın paylaşımlarının hepsini. Bunu Mehrican, Zeynep Kod adlı Mehrican ne diyordu? Zeynep Kod adlı Mehrican, ben yardım ediyorum. Aslında ben aksine Mustafa katil değilse yanında iki dakika bile durmam. Ben de bu olayın aydınlatılmasını istiyorum. O yüzden bir mücadele veriyorum diyordu. Mehrican, Zeynep Kod adlı Mehrican. Madem öyle Mehrican, sen niye Mustafa ile beraber Fatma'ya kumpas kuruyorsun? Ha? Neden, neden? Neden kumpas kuruyorsun? Arkadaşın adı neydi? Bir arkadaşınla beraber. Gizem. Evet. Bir dakika. Gizem, o kişinin adı, ha Gizem değil, o kişinin adı Hamide. Gizem işte, Gizem diye yani evet, şeyde, TikTok'ta Gizem yazıyor. Tamam, ama adı Hamide. O onu kişi bilmiyorum. De Zeynep Kod adlı Mehrican'ın arkadaşı. Hepsi değil mi? O dakikanın hepsi arkadaş zaten. Sen yanındaki kişinin katil olmadığını nereden biliyorsun Mehrican? Ya da katil olduğunu bile bile onu aklamaya mı çalışıyorsun? Bunu neden yapıyorsun? Niye kod ismi kullanıyorsun? Niye kendi ismini kullanmıyorsun? Niye kumpas kuruyorsunuz Mustafa ile beraber Fatma'ya? Neden bunu yapıyorsunuz? Neden, neden? Hiç ben, iyi niyet görmüyorum, kusura bakma. İçeri yiyeceğim demem ama onlar da mallarla yiyecekler güzel. Bana diyordu ya. Bir dakika. Güzel yiyeceklerdi. Bak Gizem, şimdi arkadaşlarım bilgiyi verdiler. Gizem ama koda, ya oradaki TikTok'taki hesabın adı Gizem ama gerçek adı o hesabı kullanan kişi Hamide. Yani Hamide Zeynep Kod adlı Mehrican'ın arkadaşı. Evet. İki kadın Mustafa ile bir oluyorlar. Bir kadına kumpas kuruyorlar. Üstüne üstü katil olduğu iddia edilen bir adamla birlikte bunu yapıyorlar. O da yetmiyor. Kızın kaybolduğu, taciz edildiği eve gidiyor. Ve oyun burada oynuyor. Kaşık havası oynuyor. İbretlik görüntüler bir daha gelsin ekranlara. Buyurun lütfen. Ben sana şunu söyleyeyim, ben atayım, ben kendimi yazdım. Sen tekrar atıyor. Allah Allah. Bilmiyorum. İlkin aşağı tekrar çık bakayım. Ben çıkıyorum. Hadi bir Ebru, bana dinle, çocuğun doğum günü. Kırmadan oturma. Mustafa, bugün her şeyi açıklayın, hazırım dedim. Biz açıkladık, sen yoksun. Ama biz senin yanına geldik. Dedik ki yani cevap hakkını kullansın. Biz yine böyle tek taraflı yayın yapmayalım. Cevap hakkını kullansın Mustafa sevgilisi Mehrican'la beraber. Niye bu kumpasları kurdu? Neden bunu yaptı? Niye bu kaşık havaları falan? Otelde yaşananları birazdan ekranlara getireceğim. Ama önce Instagram'a koyalım mı? İki ayrı VTR çektik. Var daha doğrusu.
İki, önce birincisini yayınlayın lütfen, sonra ikincisini ben söyleyince yayınlarsınız. Mustafa'nın cevap hakkını kullansın diye ekibim oraya gittiğinde yaşananları arkadaşlarım şimdi Instagram'a koydular. Çünkü Tunca Hanım da doldu doldu, artık onun da ne söyleyeceğini merak ediyorum. Şunu söyleyeceğim, bu dans diyemeyeceğim, görüntüler bana burada işlediğimiz Hasan'ın 5 çocuğunun vefat ettiği arabayı gelin arabası yapmaktan farksız geldi. Kızın kaybolmuş orada. Vallahi bravo size. Bence de öyle. İyi hatırlattınız. Öyle. İyi hatırlattınız. 6 çocuğunu daha doğrusu 6 çocuk muydu? 5 çocuk, çocuk ve eşi kanala sürüklendikten sonra gidip başkasıyla beraber, evet doğru yani, evet. Ona benziyor. Yani bir sonuçta bir cinayet konuşuyoruz. Aynen, bir cenaze var yani ortada. Tamam oyun mı? Yok, düğün yok ki yani, ne oyunu? Ne kaşık havası ya, Mehrican. Zeynep mi diyeyim, Mehrican mı diyeyim? Başka kaç tane kod adım var? Bu arada bunları montajları arkadaşlarım şu anda yetiştirmeye TikTok'ta çalışıyorlar. TikTok'ta da başka bir şey değil ama. Kaç adı var bunun? Bir de orada başka bir, TikTok'taki ismi daha değişik. Başka bir şey ismi. Tamam, Tahsin Bey'i bir görebilir miyim lütfen? Tahsin Bey, duyuyor musunuz beni? Tahsin Beyciğim. Duyuyorum abla, duyuyorum. Şimdi canım benim, senin oğlun Mustafa, sevgilisi, bu adı Zeynep gibi, Zeynep takma adını kullanıyor da adı Mehrican, bu kaşık havasıyla oynuyorlar ya evde. Onunla beraber Fatma'ya bir oyun kuruyorlar. Sanki evet, böyle bunu bir... Evet, bilmiyorum abla ne adını ya. Evet, bunu bir erkek arkadaşı varmış gibi Mustafa Civelek diye bir sahte hesap kuruyorlar. Arkasından Fatma'yı çok seviyorum, çok seviyorum diye böyle yazılar yazdırıyorlar. Bunu kim yapıyor biliyor musun? Senin oğlun Mustafa, şu anki sevgilisi Mehrican'la beraber yapıyor. Neden yapıyor sence? Vallahi bilmem ki abla ya. Bir orasını bilemem ki abla ya. Bu kadar oyunu, katil değilse bu kadar oyunu niye yapıyor senin oğlun? Ya işte ya abla diyeyim ya, bunlar alnı bile kırışmıyor ya. Bizim kadar ağlamıyor ya. Biz bittik ya. Ellerin yüzüne bakamıyorum ben ya. Ne diyorlar size Çarıksaraylılar? Yazık ya, onlar da herkes aydınlanması ya istiyor. Çarıksaraylı abla, ya ikisi de biliyor, genetik. Çarıksaray'ın ağzında bu abla ya. Bu kadar herkes biliyor abla bunların ikisinin de verdiğini, genetik dediğini, genetik dedi, herkes biliyor bu ya. Bu yalanları niye bu kadar Çarıksaray'a söylediniz? Hadi. Herkes de değil yani, bir de yani bir kişiye dedim zaten hepsi yayılır, küçük kasaba. Ya oğluna, şimdi ben şunu anlamıyorum. Tahsin Bey de şunu söylüyor. Yani bu kadar çok, yani bu kadar çok yalana ne gerek vardı? Sen niye o yalanları sürdürdün? Ben sadece açıklayamayacağım diye, başka bir şey için değil. Yani kaçtığına işittiğim için. Fatma, bir şey söyleyeceğim. Oradaki köydeki evde senin başka fotoğrafların var mı? Yok. Nasıl yani? Senin hiç başka çekilmiş fotoğrafların var yok, mı o albümde? Sadece o ben senin eski hallerini çok merak ettim Türk ya. Türk tanımla başka hiçbir fotoğrafım yok. Başka fotoğrafı yok mu? Sen hep dağlarda mı yaşadın? Aynen. Başka hiç fotoğrafım yok. Aynı çocuklarımla çekildiğim fotoğraflarım var. Yani öyle bir sade çekilip şey, çok fotoğrafım yok. Hayır, şöyle o anki hallerini ben seni çok merak ediyorum. Herde vardı işte ya. Küçüklüklerim vardı. Hep yangın olduğunda 2007'de yandı. Hayır, hangi psikolojiyle sen Mustafa'nın bu yalanlarına yani o değil yani mi? Sanki çocuk da yaşıyormuş gibi sen de davranmışsın. O yüzden ikiniz de suçlu, o yüzden diyor Tahsin yani, Bey. Benim ben oğlum da suçlu. Oldu, değil mi? Ben başkası yaptı diye inandım. Onun için de bir de kaçtığına inandırdığı için ben öyle zannettim. Çünkü ben de aynısını kaçtığım için yani ben ona inandım. Yani yapabileceğine inanmadım. Yani bir babanın, atanın yapabileceğine inanmadım. Ama onun öncesinde senin kayınvaliden Türkan Hanım seni uyarıyor. Bak bu seni aldatıyor diyor. Bu Şükür'den önce değil mi? Şükür'den önce. Ya bu senin başka kadınlar aldı. Şükür'den önce değil o. Ben İspartalı'dan geldikten sonra, Şükür gittikten sonra dedi bana. Yani neden sonra onu dedikleri. Ha, onlar daha sonra. Ondan sonra. E peki yani o şey ettik değil, batırdıktan neden sonra, da İspartalı'dan döndükten sonra. E hala ona da devam etmişsin ya, inanmaya devam etmişsin. Niye İnandım, bu kadar? Dedi niye? Çünkü köylü de söylüyordu, ben köylüye de inanmıyordum yani. Demek ki gözüm körmüşmüş dedi bana. Yani inanmışım bir şeye, inanmışım da öyle tutmuşum. Tahsin Bey diyor ki benim gözüm körmüş demek ki ben inanmışım diyor. Öyle mi yoksa ikisi de suçlu mu? Yalan abla yalan. Ya gözler ya kör abi? Olur mu ya? Ya çocuk kayboldu mu? Hemen batırdığımızı bilen ikimiz batırdık. Hayır, sana varması lazım. Muhtarı varması lazım. Belediye başkanı varması lazım. Bir dakika Tahsin Bey. Her tarafta ya aparlığa vermesi lazım ya. Köyü kaldırır bu ya. Öyle bir şey olsa abla ya. Yetmek şunu ya. Biliyorlar ikisi de bunların ya, çocuğun nerede olduğunu ya. Ne öldürdüklerini de biliyor. Ne yaptırırsa biliyorlar ya. Yeter abla ya.
Batırınca bile beni suçladı Didem Hanım. Şimdi ne, kimi suçlayacak? Batırdığımızda beni mi suçladı? Balları batırdığında Mustafa yine beni suçlamış. Hey, ben ikisini de suçlayan abla, ikisini de. Birini tutma yani, ama ikisini suçlu bunları. Ellerini bağlarla atın içeri bunları ya. Ya savcılarıma sesleniyorsun ya. Atın bunları içeri ya abla ya. Yeter ya. Ya Tahsin'e bir şey rica et, bir şey söyleyeceğim. Kusura bakma ama bu mallarının peşine düştüğün kadar biraz da torunun peşine düşseymişsin yani. Canım benim ya. Ha canım yani. Mallar mallar. Koyun verdim yedi. İkisi yedi. Bilmem ne yedi. Torunun gitmiş. Yani mallar kadar torunu sormamışsın ya. Hepiniz yalanlara inanmışsınız. Hiç sormadın mı bu kız nerede evlendirildi? Duymuyor değil mi? Niye? Ya bak sonuçta evlendirildiyse niye yanınıza gelmiyor? Zincirle bağlı mı? İlgisizlerdi dedi var. Ben size söyleyeyim, ilgisizlerdi. Çocuklarıma bir ilgisi yoktu ki. Çocuklarıma sorabilirsiniz. Çocuklarıma bir ilgileri yoktu ki. Çocuklarıma bir gün olsun evlerine götürüp yatırtmadılar ki. Benim küçüktüm yani. Ben köyüme niye yolladım? Annem bile niye yoktu çocuklarım? Çünkü bizi dağa yolladılar. Dağda iki sene ben dağda niye bu kışık kışladım? Evimiz vardı, damız vardı. Benim çocuklarıma çok ilgisizdi Tahsin Bey diyor, kayınpederim diyor. Öyle miydin? İlgisizdi. Ben dağda kışlattım ben çocuklarıma. Bir söylesin mi Tahsin Bey? Mart'ın 16'sa ben dağa çıktım. Öyle mi Tahsin Bey? Bir yanıt ver. Tam duymuyormuş şu anda, bir yanıt verecek inşallah. Ağlının kapısını öğrenin diye koyunları katmamak için dağa yolladı beni. Bir araya gideyim, devam edeceğim. Bir ara lütfen. Ne diyecek? WhatsApp ihbar hattımız 0549-215-1010. Şimdi Mehrican'la Zeynep Kodat'ın Mehrican'la Mustafa oyun kurarken kimse uyumuyor herhalde. Yani ben çok teşekkür ediyorum sevgili Vazgeçme izleyicilerine. Bu bilgi de bize Vazgeçme izleyicilerinden aynen geldi. Yani Mehrican'ın Zeynep'in şeyle beraber, Hamide diye arkadaşıyla beraber sana oyun kurmuşlar yani. Mevzu da şu, senin oğlunu Yasin'i bak bu kadın onunla bununla görüşüyor, sevgilisi var bu var diye çocuklarını senden uzaklaştırmaya çalışıyor. Evet, çocukların ifadesini değiştirtmeye çalışıyorlar. Aynen. Öyle değil yani. Yok öyle. Yok yani, tamam mı? Sen kardeşim Mehrican iyi niyetle, Ben bu adımı iyi niyetli görmüyorum Mehrican. Sen neden Mustafa'nın yanındasın? Neden onun kurduğu oyunlara dahil oluyorsun? Ha? Neden? Ne amaçlı? Başka görüntüler de var, onları da açıklayacağım. Sen ne rahat amaçlı ol ya. Sen rahat ol, hepsini açıklayacağım. Yarın tekrar beraberiz. Bakalım böyle elini açığa açığa gelecek mi Mustafa? Her şeyi sor Didem, her şeyi sor. Bekliyorum seni Mustafa. Bekliyorum buraya. Yarın beraberiz.